Survivor Panorama'dan herkese merhabalar. Evrim ve Hakan'la beraberiz tabii ki. Nasılsınız bugün? Çok iyiyiz, i̇yiyiz efendim. canım. Sana, Sana enerjiler da merhaba. Çok yüksek. Evet. Çok yüksek. Dün akşam keyifli bir, baş döndüren bir ödül <laughs> oyunu vardı. Evet, baş döndüren bir <laughs> Ve tabii vardı. ki eleman adaylarımız var. İzlemesi için zordu. Oynaması bence beş kat İzlerken daha zor. İzlerken böyle mideniz bulunuyor mu? Benim oluyor çünkü. İzleyemiyorum. Çünkü o İzleyemiyorum. Benim de başım diyorum. dönüyor. <laughs> Çabuk bitsin <laughs> bu dönme. Ya ben bilmiyorum, çok zor ya. Çok. Çok. <laughs> yani bilmiyorum Yani ben mavi herhalde... takım yine daha zorlandı. Kırmızı takım biraz daha idare edebildi bu baş dönmesi olayını ama mavi takım daha da zorlandı. Düne dair kısa kısa yorumlarınızı alayım sonra akşamın ipuçlarına geçeceğiz. Kısa kısa işte dünya dönüyor sen ne dersen <laughs> de. Yani e, tabii ki şöyle geçen gün de söylemiştim. Biraz bu m, SMS ile eleme arasındaki süre uzayınca aslında yarışmacılarda biraz böyle bir kafa karışıklığı oluyor. Onu hissediyoruz oyunlarda da. E bir de şartlar gerçekten zor. Ee, bir de bir iki kişi böyle e, havaya suya üzüldüğü zaman diğerlerini de sıçrıyor bu. E, ama anlam veriyorum biz de orada yaşadık gerçekten çok zor. E, bazı insanlar saklayabilir bazı insanlar saklayamaz. Ya bilmiyorum Nefis'in tavırları benim böyle Survivor anlamında şu an mesela çok hoşuma gitmeye başladı. Hı hı. Yani 8'de 8, 8 yaptık evet, çok yani, harikaydı. Çok iyi çok iyi. O zaten e, performansı gerçekten çok iyi. Hı hı. E, hoş... Erkeklerle yarışırken çok da iyi başlamamıştı. Hı hı. Ee, hani böyle geri kalacak mı derken dün bence iyi bir gün geçirdi Nefise. İşte akşam ne olacak tabii önemli olan o. Tabii. Bu akşam çünkü Nefise Cansu ya da ıı, Aziz. Aziz'den biri evet. veda ediyor. Yani e, böyle her düşündüğümde bence şu gider diyorum. Ama her düşündüğümde aynı kişi gitsin istemiyorum. Hı. Evet o da Nefise yani net olarak. Ya. Ciddi misin? Nefise kalmalı ya. Nefise Bence de kalmalı. Mı? Gider mi diyorsun? Hayır. E, hayır düşünürken diyorum. Mesela bir gün Aziz diyorum. Ertesi gün Cansu diye uyanıyorum. Ertesi gün Nefise der miyim deyip hayır diyorum. Nefise gitmemeli diyorum Hı. yani. Hı -hı. Çok yakışıyor Survivor'a. Bence de. Yani e, ileriki yıllarda artık iki sene sonra, seneye, 3 sene sonra, 4 sene sonra All Star olduğunda muhakkak gidecek. Biz Nefise'yi e, orada muhakkak görürüz. Çünkü Nefise e, onun kadar olmasa da tavır tarz ve performans olarak Nagiyanın e, bir modeli. Evet, evet, aynen aynen. Yani e, yeni Nagiyanlar arıyoruz diye yola çıkarsak, <laughs> Allah karşımıza <laughs> Nagihan'ın update yani, edilmiş. Update halimi bilmiyorum. Hala evet. iddialı konuşayım. Onu oyuna çıksalar Nagiyanla bence Nagihan e, alır, ben Nagiyan derdim. alır. Yedisi'nin Nagiyan alır. Nagihan daha böyle sert, hoş, Nefise daha hızlı parkurda. Hı hı. Ama e, Nagihan sanki böyle biraz daha iyi de tabii Nagihan'ın da artık yaşı var. Yani şimdi kadınları yaşı konuşulmaz ama e, Nefise ile Nagihan arasında e, yani Yarım 18 yaş var yani. Hani ayrı bir Survivor evet. kişisi yaşı var yani. Hani 18-19 yaşında evet, Survivor'a yarıya gittiğini yarıya düşün. Tabii. İkisinin toplamı hayır. Şimdi o da ayrı bir yetenek mesela. O yüzden mesela Özgür'ün gözündeki e, saygınlığı çok farklı. Gerçekten evet. çok farklı. Sanki böyle bu sene Özgür Nefise finali şu an böyle en e, optimum olması gereken gibi geliyor. Ama tekrar söyleyeceğim. bu akşam Nefise çok ciddi bir potaya çıkıyor. E, sevilen ve e, hatasız giden ve dönem dönem arkadaşları tarafından inanılsın ya da inan inanılmasın benim düşüncemde e, mağdur olan bir cansu var. Performansı da kötü değil. E, öbür tarafta da bence söylemleriyle Survivor'da fark yaratan ve bu hikayenin başrolü olan bir Aziz var. Hı hı. Yani bu Survivor Asena Nefise Aziz'in başrollüğünde ilerliyor. Bu kesin yani. Özgür dizinin önemli yan rolü. Ee, yan başrolü. Hı hı. Yusuf dizinin önemli yan başrolü. Keza Cansu. Ama olay Asena, Aziz ve Nefise'yi izlemek. Yani bana izlettiren onlar açık söyleyeyim. Evet. Nasıl biz işte atıyorum aile dizisini Kıvanç için açıyorsak Bence Survivor'da da hani benim mesela televizyonda daha böyle sıkı seyretme nedenim bu üç isim Anladım. bu çok önemli bir şey yani kesinlikle evet. Evrim sen nasıl değerlendirirsin dünü e, son iki üç gündür bir şey itiraf edeceğim biraz nefesci bir olmaya başladım <laughs> evet ben zaten tahmin ettim evet. biraz nefesci işte. var bende. dedim ki Evrim hayır acayip bir şekilde Özellikle potaya girmesi nefisenin bana çok büyük haksızlık geldi. Ben bunu kabul etmiyorum bak. her ne kadar nefisenin büyük hataları da olsa her seferinde hatırlatacağım da desem ama çok büyük bir haksızlık var. Yani nefise umarım e, kalırsa e, onların yanına bırakmaz bunu. Çünkü ben bile burada çok sinirlendim. İyi bir Survivor izleyicisiyimdir. Survivorı çok seviyorum. Muhakkak inanıyorum ki birçok kişi bu duruma biraz sinirlenmiştir. Hı hı. Onun için ben Nefise'nin bu potadan çıkabileceğini düşünüyorum ve Aziz'in artık yolun sonuna geldiğini düşünüyorum. Hatta Oo. geçen hafta dedim, artık elenmeli. Nefise varken, Cansu varken Aziz'in elenmeyip yola devam edip Nefise'nin elendiğini düşünebiliyor musunuz ya? Bak ben bile çıldırırım. Evet. Ama işte şöyle olabilir. Bir şey var. İşte olabilir olabilir Olabilmek demokrasi var, var. <laughs> oy kullanılıyor kimin daha çok oyu varsa o kalır ama e, Nefise gitmemeli abi Nagihan nasıl gitti geçen sene Na, evet. son 4'te son, yani son beşte elenilir ama yani şu sekiz kişinin arasında Hı. son 5-6'da gitti Hikmet Nagihan'ı eledi mi evet e, tam Hikmet Nagihan'ı eliyorsa e, Aziz ya da Cansu da Nefiseyi eleyebilir yani hani Olabilecek bir şey Hikmetle, ya da Avatar Atakan'ı ya da Ogeda'yı eleyebiliyorsa insanlar bu da olabilir. Yani Survivor böyle bir yarışma. Kesinlikle katılıyorum sana ama ben asla geçen seneki Survivor olaylar ve kişileri bu seneki Survivor'daki olaylara ve kişilere benzetip geçen senekilerin üzerinden bu seneyi yorumlamam. Haksızlık olur. Bütün sene onu konuştun. Geçen seneyle yorumluyorum. Her zaman dedim, geçen sene ya farklıydı. Söyledim, <laughs> Allah aşkına. Her yani, zaman yani, farklıydı. Survivor'un panorama 2022 tabii ki ile 2023'ü ama... beraber yapıyoruz. Evrim Keklik sayesinde. <laughs> ve şu an diyor ki geçen seneyle bu seneyi birleştiremem diyor. Evet, olaylar ve kişiler usturup konuşma kalite çok farklı. Konular yani benzer her... olaylar olabilir. olabilir. kavgadır mesela ki. benzer olay kavgadır. Her Survivor'da kavga vardır ama ben bu seneki gibi çirkin kavgaları hiçbir Survivor'da görmedim. Ama bak şöyle bir durum var. Yani bu Survivor'da seyircinin her zaman e, bence yorumudur mesela der ki ya bu seneki işte Aziz'de geçen seneki Yasin'i görüyorum. Bu seneki Asena'da geçen seneki Ayşe'yi görüyorum. Atıyor, Ayşe attım şu an. Ayşe sen değil. Pardon. <laughs> Aman e, Fatma'yı görüyorum. <laughs> e, bu seneki Nefise'de geçen seneki işte Osman, Ahmet'i, Mehmet'i, Ay Ayşe, Yine Ayşe İşte <laughs> Ayşe, Fatma Ay Ayşe geçen çok gün kıyasızdır. ben de söyleyemedim ya. ya yani... İnsanlardan bahsediyordum. Ayşe deyince direkt masada oturan arkadaşımın üzerinden konuşuluyormuş halbuki gibi olmasın. Halbuki aranız çok iyi. Yanlış anlaşılıyor. Aman yani. of niye kötü olsun ya? Ay, Aa, kötü bir şey söylemedim ki. Ama sen öyle söyleyince. <laughs> Yok Abi hayır halbuki aranız çok iyi dedim yani. Ben onu biraz alaycı anladım. Nazar demiş. şimdi uğraşıyorsun sana. benimle. Arada geçen gün evet. Ayşe'nin doğum günüydü. Ayşecim tekrar evet, Ayşe cim Ayşe cim doğum Doğum her becağı kutluyorum ee, herhangi bir <laughs> problem olmasın diye. Şimdi gidip evde pasta da keseceğim tek başıma. <laughs> tek başına. Evet. Aynı. Ama bu senenin yarışmacılarından bana desen ki e, iyi All Star çıkar mı? Bu yarışmacılardan ve elenenlerden kafadan 5-6 tane yarışmacı All Star'a gider. Kim var elenenlerden? Kardelen gider. Bence Kardelen olması Kardelen, gerekiyor. evet sağlık tanrım. Hiç adını bile olmazsa, anmadık. vallahi. nerede? Kardelen müthiş. O kıza o kıza da yazık oldu. Kaynadı değil mi arada resmen? Evet, dizli döndü ya. Ki. O kıza yazık oldu. Kardelen. Kardelen olur. Başka kim olur All Star? Başka kim olur? Ya muhakkak olur da Zeynep olur. Eli çatlamıştı parmağı. Parmağı evet. Zeynep olmalı. İmkansız. Neden olmasın? işte neden olması bence olmaz yani. Bence, bence olur performans Hafif çok iyiydi karı. kendini göstermek şey bulamadı. Bence olur. Hem Filiz performans nasıl? hem karakter çok farklı kişilik. E Cansu var. Bence e, Ki, bir level üst düzey. Cansu evet. da olabilir. Cansu, Nefise, Nefise de olur. Asena. Asena da olur. Yusuf da olur. Ee, size bir şey söyleyeyim mi? Aziz de olur. Evet. Özgür'le Ertuğrul da olabilir hatta. Şimdi onlar aynı. Bağlı. Onlar bir, Bak onlar şimdi. hep tabii. aynı aslında. Ama e ben hepsi daha tabii farklı hepsi insan aynı sezon gitmez büyük ihtimalle. Çünkü ya. bir sene öncekinin aynısı. Ama kafadan 5-6 kişi var mesela old starlık yarışmacı ya burada. Yani konsept çok önemli. Yani Survivor güç oyunları tadında bir şeyse bence Aziz'in de olmaması lazım. Zeynep'in de, belki Cansu'nun da. Hatta Asena'nın da. Her Asena insan da. vardır ya old star'da. Ama Evet o da doğru ama e, ben de mesela bu seneye baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane banko All Star görüyorum. Nefise Yusuf, Asene Aziz. Yani ben Olmalı. şey olsam hani Hakan Medya diye bir firma olsam <laughs> bu dördüyle devam ederim mesela. Yani bir özgürü düşünürüm ama mesela bak Asene'yi alırım. Asene'yi alırım. Önemli çünkü. Yani izlettiriyor. Evet. Yani yaptıkları Realite olaylar. Da, evet. Tabii ki şimdi İsm, bak açık çok... söyleyeyim. Ben Survivor'da e, Parkurda yarışmayı çok seviyorum ama Hı -hı. izlerken ada yaşantısı görmek istiyorum. Evet. Hani e, yarışmacıların e, karakter derinlikleri, evet. adada ne konuşuyorlar, neler paylaşıyorlar? Bence bu çok önemli. Özgür'den çok var biliyor musun? Ogeday'ı var, Berkan'ı var atıyorum. İyi performans, sessiz evet, yarışmacı. İyi performans ve sessiz yarışmacı çok var Özgür'den. Berkan ama Asena'dan yok. Berkan daha düşüyordu ama Özgür'den. Evet göre. ama daha sakindir Berkan. Ogeday. Doğru. Onlar sakin ilerlerler. Hı -hı. İşte Anıl, Berk, Baki. Hilmi Cem. Hilmi Cem. Evet. Bunların hepsi aynı pakettir mesela. Kavga, etliye, sütliye karışmaz. Ee, ama mesela Özgür, diğerleri varken ben Özgür'ü All Star'a gelmesi aklımın ucundan geçmez. Bir açıklık olması lazım. Ama Asena'yı banko alırım. Özgür zaten e, herhalde EYT'ye takılır bu yaşlarda. <laughs> <laughs> yani bilmiyorum ama kolay değil bak. 50 yaşında Survivor All Star'a giderse helal olsun evet. diyorum yani. Bilmiyorum. Bir de yakın Çok aralıklı büyük, zamanda yok. gitmek de yani vücudu Yo, toparlamak vücudum. için e, Çok zor, zor bir süreç Olur, o yüzden sen... belli olmayabilir diyorum. Yusuf'tan da bir tane var bak bu zamana kadar hiç görmemiştik. Yusuf'ta. Yusuf, da. Yusuf, Yusuf da olmalı. Evet, Yusuf'ta kesinlikle bir All Star yarışmacısı. Sen olabilir. gider misin? Yani ben sakatlıktan korkuyorum biraz. Onun dışında çok isterim ama sakatlıktan biraz korkuyorum nedense. Sen gider çok misin? Yaşadım. yakın zamanda gitmem diye düşünüyorum. Yakın zamanda gitmem derken yani. İki yıl içerisinde olursa üç yıl içerisinde gitmem. Neden diye düşünüyorum. mesela? Ne planın var bu iki yıl? Psikolojik olarak hazır değilim. Ha. Gerçekten çok yıprandım. Doğru. O... Bir de sen iki sene üst. Yok yakın gittim, yakın bir gittim ama abi. o e, iki ay mı kalırım 3 ay mı 4 ay mı 5 ay mı bilemem ama 5 ay yine kaldığımı düşüneceksek o kadar entrikaya o kadar o insanlar arasındaki değişkenlik çünkü Survivor eşittir bir o kadar da doğru e, evet. hareket doğru plan yapma. Tabii. Ben onu artık kaldıramam insanlarla uğraşamam zor ya çok Yok. zor yani gerçekten. benim gerçekten... psikolojim iyi değil gerçekten. <laughs> Orası bambaşka bir şey. Ben şu anki hayatımı Masada seviyorum. Masada rahat, evimde rahat, ailemle birlikteyim. <laughs> tabi. Çok Aynen. zor, tabi. Evet, o ayrı arada, bir hazırlık gerektiriyor tabii, insanın tabii. içinde. Buradan o ses Türkiye'ye de selam olsun. Nereden aklına geldi? Nereden geldi? Evrimciğim bardağını kenara çek de seyircimiz görsün her şeyi. Ya. Evet. <laughs> Çay. evet. Şu an yayın başlarken. Abi bana bir çay diye Evrim gördüğünüz gibi orada ince belli bardağında hayallik çayı içiyor nereden nereye geldim aynen, aynen. gördünüz mü bir çay bir çay derken diyorum şimdi. size bu masadaki herkes için geçerli benim için de değil hatta tüm Survivorlar için biz bedel ödedik kolay bir şey değil kolay yaşadıklarımız söylenemez <laughs> <Hayallerimiz>. vallahi bedel <laughs> ödedik ve be peşimizden peş hayallerimizin peşinden koştuk diyelim. Armut piş ağzına düş olmadı hiç hiçbir şey, hiçbirimiz evet, için. Hiç hayatta zaten hiçbir şey çaba sarf etmeden, emek vermeden kolay kolay elde edilince keyfi olmuyor. Biz de emek verdik. Hani diyordum ya edildik. o parkura gidene kadar anan ağlıyor, anan. O survivor bitirene kadar anamız ağladı yani. Bittik artık. <laughs> Dışarıdan ve televizyondan izlediğiniz gibi asla kolay değil. Evet. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Dün ödül olarak da Lasterin gittiler. Evet, bizim Dedim, aynen. Bizim 2015'te senemizde biz Survivor oradaydı. orada geçirdik. Çok şanslısınız. E, şöyle düşün, şu an Survivor'ın çekildiği yer, Domini'nin e, güneyi. Yani biraz da Antalya gibi, Bodrum hı hı. gibi, Kaş Kalkan gibi, biraz daha güney ve sıcak bir yer. Bizim e, olduğumuz yer, Lasterenas, Karadeniz gibi. Hı hı. Sürekli dalga, fırtına, Öf. inanılmaz e, yağmurlar, biraz daha soğuk hava. Daha soğuktu. E, ama bilmiyorum, çok değişik bir enerjisi e, var. Bize... Bizi en çok zorlayan e, adadan oyun alanlarına gelmek Aynen. Öyleymiş. İki Var saat falan gittiğimiz uyuyormuş. oluyordu tekneyle. Algalı falan ya. sinir bozukluğu ama çok. ben oraya gezmeye Güzel gittim, bir sınavda. Vlog çektim, lasteranasla iki kere gittim. Şanslıyım, gördüm oraları. Ne güzel ne güzel. E, Dünya yarışmacılarımız da ödüle gittiler. Onu da izleyeceğiz ama önce bu akşama gidelim diyorum. Tamam. Bakalım bu akşamın ipuçlarında neler varmış. Evet yine e, duygusal bir evet. iletişim oyunu var. Akşam ve e, tabii ki eleme adaylarımızın son durumu belli olacak. Ne diyorsun Evrim'ciğim akşamın yapıcılarına? E, her ne kadar ailelerini canlı kanlı görseler de... ...dediğim gibi mesela sevgilisiyle görüşemeyen, evet. yakın arkadaşıyla görüşemeyen... ...ablası gelip de annesiyle babasıyla konuşamayanlar vardı. E, her zaman değerlidir ya bugün anneni gör... Yarın yine ödül var deseler ben yine annemi görmek için o ödüle elimden gelen her şeyi yapardım. Çünkü aynen, aynen. benim şu hayatımda annemden, babamdan ve kardeşimden daha değerli kim olabilir ki? Evet. Ve onların çekirdek aileleri. Kardeşimin çekirdek ailesi. Biri olacak. Allah o da nasip aile. ederse. Allah, Allah nasip ederse, O da ailesi çünkü, o olmuş gerçekten, olacak Gerçekten evlat çok başka bir şey. Her gün sana Lila'yı görmek için iletişim oyunu oynatsalar. Daha dün gördüm ya Lila'yı. Bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum. Çok saldırmayacağım oyuna. Ne de olsa dün konuştum der misin? Yani demezsin ama tabii o da yani demezsin. Tabii. Demezsin değil mi? Herhalde. Lila olunca akarsular durur. Şimdi biz yarın işte kampa gideceğiz. Onda bile insan bir gün bir yere gidecek. E, ayrı kalmayı düşünüyor mesela aklına geliyor. O soracak şimdi şey, babam nerede falan. Her neyse yani şey e, ne derler dediğin gibi e, her iletişim aslında önemli. Ben aslında dün bir şey söyledim ama e, biraz da hani e, kendi Survivor kafama ihanet etmiş oldum. Onu da açıklığa getireyim. Dün şey dedim e, zaten ailelerini gördüler. Hı. Bundan sonraki iletişim ödülü hani çok da e, etki yapmaz yarışmacılarda hı hı. dedim. Aslında seyirci de etki yapmayabilir ama yarışmacı da etki evet, yapar. Evet. Yani orada bir ters söyleme takıldım galiba kafamı hani aklıma gelmişken Hı -hı. kendim de düzelteyim çünkü e, dediğin gibi <laughs> iki gün sonra tekrardan e, birini özleyebiliyorsun. Bir de çoğunun ablası kardeşi geldi. Anne baba başka bir şey burada zaten çocuğu olan bir asena var bildiğim kadarıyla. Yani evet. Asena'nın çocuğu geldi o bir başka bir noktada ama diğerleri genelde hani anne baba değil de erkek arkadaş kız arkadaş abla abi geldi. E öyle bir durumda da. Eş geldi ya da öyle bir durumda da Anneyi babayı merak ediyor olabilir O yüzden her iletişim oyununun Farklı bir olayı var Ya yani şunu düşünüyorum acaba Eleme gününe iletişim oyunlarının olması O da çok garip bir psikoloji Hep öyleydi ya. bize hep, de hep, Bizim evet, 2015'lerden beri yani öyle. İletişim oyunu elemeden hemen önce oynanırdı Hatta şey böyle potada falan olduğumda derdim ki yani göremesem de şu anda eğer elenirsem zaten annemle babamla konuşabileceğim. Evet. Onun böyle arafta kalmış şey yok, halini evet. yaşıyorsun. Tabii. O hep öyle yani yıllardır değişmedi. Sen bir de kaç pota geçirdin evim kolay değil. 13 pota yani sen her iletişim oyununa aday olarak oynadın evet. neredeyse yani. yani, <gülüyor> yani <gülüyor> doğru, doğru değil mi? Doğru. Bak, doğru. Hani Survivor'ı 20-22 hafta düşünürsen... Son 4 bölümde de olmasan 16 bölümün 13'ünde sen zaten aday olarak Doğru. iletişim oynamışsın. Doğru. Vallahi helal olsun ha. Bence takdire şayan bir şey. Geçen sene örnek vermeyi istemiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar kızıyor. <laughs> benzetmemek Hayır lazım ya. ama. <laughs> e, bence çok büyük bir şey. 13 Kazanmış kota Kazanmış mıydın peki iletişim ödüllerin çok? Evet. Hı. İyi var evet. en azından. Annemin videosu, kardeşimin, kardeşimin eşi Bartu'nun. Hep onları görmüştüm. Biz şanslıydık mavi takım olarak. Evet. İletişimleri kazanmıştık evet peki eleme adaylarımız konsey var akşam akşam konsey var artık e, ya Herro ya Merro 3 tane çok kuvvetli yarışmacı demin de söyledim Aziz, Nefise, Cansu kim giderse üzülürüz diyebileceğimiz bir pota ama Survivor'a baktığın zaman ha, dersen ki burada en az kim hak ediyor e, ben biraz da Aziz'dir hı hı. yani e, Cansu %53-54 oralarda performans olarak artı tavır olarak da olumlu şeyler yaptı Hatası yok. Bak bu çok kıymetli bir şey Survivor'da. Yani e, 30 kişide en fazla 2-3 kişide. Mesela ben bu sene ilk elenenleri geçiyorum. Çünkü az yaşadığı için zaten Hı -hı. hata yapma. Bir de ilk günler herkes Fırsatı elene oldum. lay lay loğum, şirinler Hı -hı. gibi benim gibi mavi giymiş takılıyorlar böyle. <laughs> bu sene şimdi süreye baktığım zaman bence hatasız olan e, Özgür var. Cansu var. Bir de Zeynep vardı mesela. Evet, Zeynep evet. de bir garip bir hata yaptı Ertuğ yazarak. O da sonra o kadar pişman oldu ki biz hissettik Hı -hı. onu yani. Yanlış anlaşılmaydı o. Yani e, hatasız olmak bence bir e, başarıdır, meziyettir. E, Özgür'ün bir kere sinirlendiğini hatırlarım. Cansu'nun sakatlığıyla ilgili benim hissiyatım, ona inanmaktan yana açık söyleyeyim. E, ve e, iyi kalpli olduğunu konuşmalarında, tavırlarında hep belli ediyor. Yani e, bu iki yarışmacı bu sene Survivor'ın kalitesini bence yukarı çektiler. Evet. Çünkü e, yani örnek insanlar baktığında. Özgür ve Cansu, ya herkes örnek. Ama iyi tarafları daha fazla olan insanlar bana göre Özgürle Cansu. Hı hı. Tabii. Yani Özgür tam donanımlı biri hem e, tecrübesi hem parkur tarafı. Cansu da tam donanımlı olmasa da iyi niyetiyle kalbi tam donanımlı biri. Evet. Aziz e, çok so şey felsefi söylemleri var ama performans eksik. Bir ara evet bir 20 gün parladı ama e, bana göre Survivor'daki Hani üst ya da orta sınıf değil daha başarısız sınıftaki erkek yarışmacılardan biri. Ee, söylemleriyle biraz üstüne gidildiği için bu olayların içinde e, kendi adına doğru bir duruş sergilediği için burada olduğunu düşünüyorum. Ee, yani Nefis'e bence gitmemeli. Olur da giderse bu senenin en büyük sürprizi olur. Ve bazı yarışmacılar için e, ya erken elendi. Bence o da gönüllerin şampiyonu. hoş bu sene orayı biz barışa verdik net olarak. Çünkü çok büyük bir azim, çok evet. büyük bir mücadele evet. örneği. Yani bir yarışmacı geliyor, e, tek bacağı amputeyken bu yarışmada e, mücadele ediyor O başka bir hikaye. İnşallah onun filminde de seyderiz Survivor olayında. Ama e, Nefise'nin ki, e, yani Nefise şu an elenirse ben kupanın kulbunun Nefise'nin olduğunu düşünüyorum. Yani kazanan kişi. İlk bakışın nefiseye yatar. Hani dostum senin de hakkındı biliyor musun gibi bir bakış atmalı. Yani o anlamda güzel bir survivor geçirdi. Hataları var mı? Var. var. Ee, onu da bazen gençliğine verdik. Ee, ya bilmiyorum tabii hani benim tasvip ettiğim saygı ve tavır unsurları nefise de yok açık söyleyeyim bak. Hı -hı. Hani, o anlamda Maalesef. bu üç yarışmacı arasında bile bana en uzak nefis'e ama e, iki yarışmacıya göre performans anlamında çok üst seviye. Yani bizim bugüne kadar Survivor'ın gelmiş geçmiş en iyisi dediğimiz yarışmacılarla yarışsa yarışır rahat rahat yani. Sırıtmaz yani Güç aralarında sürütmez. asla. O yüzden e, nefis ise e, parkur anlamında seyir zevkim çok kaçar. E, bence Aziz'in biraz daha gitme ihtimali yüksek gibi duruyor. Cansu'yu nasıl değerlendiriyorsun? Cansu'yu mu? Ya Demin dediğim gibi kalbi çok temiz. Performans olarak da... Yani e, hep aynı şeyi söylüyorum. Burada Kemal abi hiç unutma bize böyle demişti ya. Siz cansu cansu diyorsunuz ama bakalım bir izleyelim demişti evet. ya Kemal abi dedik yani. Görünen köy kılavuz istemez. Cansu'da öyle bir potansiyel yok. Hı -hı. Bir de çok sakin, iyi niyetli. Ne hani abi? filmlerde ilk önce ormanda sarışın kızı oradaki korku, he, korku filminde böyle hop bir anda yok olur ya ilk böyle ormana <laughs> la 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 girer öyle hop diye <laughs> alırlar. Sana Öyle bir şey, şey, sana var ya seni gören geri döner be korkar. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de benim üzerimden bakıyorum. şimdi ben hayır hani Cansu'ya acıdım o an Ben senin geçen olsun. gün YouTube'da bir kamera şakanı izledim. Ya <laughs> Bana Allah aşkına şunu anlatsana bir Allah aşkına ya. <laughs> evet. Anlattın sonra buraya gelince. Anlatıyorum. Ee, i̇şim vardı benim. Bir AVM'deydim. Evet. Ee, Zincirli kuyudaydım. Arabam yoktu. ...acayip de bir trafik var... ...ben Beşiktaş'a ineyim dedim... Vapurla geçeyim. ...vıpırı vıpırı yürüdüm... ...zincirli kuyudan Beşiktaş'a indim... Hı. ...Beşiktaş'tan da mis gibi vapuruma bindim... ...15-20 dakikada Kadıköy'deyim... ...benim çocukluk arkadaşım var Sarı... ...adı aslında Tolga... ...ama sapsarı ve masmavi gözlü... Sarı. ...Sarı, Sarı'dır o... ...Tolga evet. demeyiz biz ona... ...Sarı'yı aradım, Sarı'da e, kadın kuaförü... Hı hı. E, ...Acıbadem'de... ...kanka dedim ben Kadıköy'deyim... ...senin işin ne zaman bitiyor beni al... Hı. ...araba var onda... ...tamam kanka dedi işte benim işim bitiyor... ...biraz beni bekler misin... ...tamam dedim ben e, vapurdan indim... ...hemen sahildeyim... ...bankta oturdum seni bekliyorum... Hı. ...nasıl güzel hava serin esiyor... ...oturmuşum böyle bakıyorum... ...İstanbul'a güzel İstanbul'a... ...güzel Kadıköy'e... ...yanıma bir çocuk oturdu... Hı. ...otursun... Hı. ...babamın bankı mı yani sonuçta... Tabii. ...bana dedi ki... ...bu bank dedi satılık mı dedi... ...bir şey dedi bana... Dedim ne diyorsun ya dedim hani <laughs> benle dalga geçiyor galiba beni tanıdı benimle uğraşıyor diye düşündüm ama ciddi ciddi de soruyor sonra dedim ki galiba bir sıkıntısı var hmm. boş ver bulaşma dedim Kadıköy'desin otur oturduğun yere <laughs> zaten hani belki benle dalga geçmek istiyordur beni hani zor duruma düşürmek istiyor diye otur diyalım dedim öyle şey olur mu ya dedim hani herkesin bankı dedim otur dedim ben de sinir etmek istemedim böyle hmm. gıcık konuşarak. ...ya sabır çektim beni hep bunlar buluyor dedim... ...sonra sohbet ettik muhabbet ettik... ...bir iki bir şey sordu... ...ben de kız arkadaşımla buluşacağım dedi... ...nereden tanıştın sen dedim... ...Instagram'dan dedi... ...orada bir şaşırdım... ...dedim Instagram'dan ha dikkat et dedim sonuçta... ...bak sosyal medyadan tanışmışsın... ...hani hemen güvenme o sana güvenmesin... ...sen de ona güvenme... ...ben bildiğin sohbet ediyorum anaç, ama... Anaç ...aynen bir çayım eksik orada... ...sonra geldi... bura omzuma yattı çocuk tamam mı... Dedim ki hani niye böyle bir şey yaptı? O an bir afyonum patlamadı benim anlamadım. Şöyle kafasına dokundum. Ne yapacağını da bilmiyorum manyağın teki belki de. Dedim kardeş omzuma yatıyorsun hani biraz uzaklaşalım. Ben de şöyle şöyle kaydım. Ondan sonra kafamda bir ampul yandı. Aha dedim. Bana şaka yapıyor. <laughs> Hissettim bakayım bir daha yapacak mı? Sonra bir daha yattı omzuma Gel dedim hayatım öyle olmaz böyle olur sarıldım bir de dedim gel istersen kucağıma yat ...aa dedi Survivor Evrim onu dedim sen bu dedim numaraları başkalarına yap ben Survivor Evrim'im dedim yer miyim? Yani Çocukta nerede kameran yani. nerede, nerede oldu. Anlattığından daha güzel bu arada o yüzden e, bence izleyin YouTube'dan ya, ya yani, çocuk bana şaka şey. yaptı da oldu ya ben bu şeyleri yaşadım daha evet. neyi anlatayım işte olay bu yok çok inanılmaz keyifli o yüzden söyledim yani, hani. çocuk bana şey dedi sen Survivor Evrim misin evet dedim. Vallahi o sen misin diyor. Dedim sen koca İstanbul'da beni mi buldun şaka yapacak <laughs> yürü dedim. <laughs> yani e, ben ne dedim de konu buraya geldi bir şey diyordum. Youtube'dan sen... izledim. Yok yok ben ne dedim buraya geldi ya. Büşra ne dedim ben ya? Ah, bir şey dedim çok de bu. Güzel bir Şu an hepimiz kaldık. Ormanda la 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 bir şey yapamazlar dedim. Aynen. Yani ee... ben kurtu yerim, kurt beni yiyemez. Kimden? Cansu'dan, cansudan başladık. Evet. Cansu biraz daha hikayede böyle ilk kurban gibi gözüküyordu. <laughs> Kemal abi gördü. Yılların kurdu şimdi. Kemal abi, Kemal Özcanlı <laughs> bu işin piri. Bak, evet. açık söyleyeyim yani. Gözünden anlar adamı. Adam mıdır, değil midir anlar. Neyse, tabi ee, tabii Cansu Sakin başladı, yazılmadı. Performans olarak takımın en iyisi değil ama iyilerinden falan derken haksız yere bir yazıldı. Ondan sonra seyirci Cansu'yu tanıdı. Tanıdıktan sonra da bırakmadı zaten. Ee, bir de Survivor'da şöyle bir şey vardır. Karşına e, Survivor'da performansı ne olursa olsun seyircinin e, biraz daha e, davranış, üslup, karakter olarak hmm. e, sevimsiz bulduğu ya da uzak bulduğu insanları alırsan ee, bu bir şekilde sana survivor'da avantaj oluyor. Hı hı. Hani bu bir strateji olamaz çünkü kimle nasıl geçineceğini bilemezsin ayrı ama öyle denk gelirse çok büyük avantaj oluyor. Cansu'ya da biraz öyle denk geldi. Mesela Osmancan şu an pırlanta gibi. Evet. çok güzel bir survivor geçiriyor. Ama Osmancan'ın en kötü dönemlerinde Osmancan Cansu'ya yükleniyordu. Nefise de mesela şu an biraz daha toparladı. Hı hı hı. Ama Nefise'nin en hırçın dönemlerinde Nefise Cansu'yla uğraşıyor. Evet. Asena hala toparlamadı. Ama bundan daha da e, kötüydü hareketleri, tavırları. O dönemde da Asena'da ile uğraşıyordu falan. Yani bunlar hep Cansu'ya avantaj oldu. O yüzden e, hep bir kural vardır. Bir kişinin üstüne 3 kişi, 5 kişi gelirse seyirci o kişiyi destekler. Cansu'yu tutabilecek e, done biraz da bu. O yüzden e, Cansu'nun kalma ihtimali bana daha yüksek geliyor açıkçası. Ama akşam izleyeceğiz, göreceğiz. Yani e, Nefise ve Cansu sanki kalır gibi, bilmiyorum. Peki, o zaman İnşallah. bakalım potaya giren yarışmacıları takım arkadaşları nasıl değerlendirmiş, ne konuşmuşlar izleyelim. Evet, hem elenmeye e, aday olan yarışmacılar hem de takım arkadaşları bu durumu değerlendirdiler. E, Aziz özellikle birazcık daha tabii ki duruma tepkili ve neyin ne olacağını merakla bekleyen tarafta, evet. Nefise de kırgın olan bir tarafta. İzlediğimiz üzere nasıl yorumluyorsun Ayrumcım? E, öncelikle Yusuf'tan başlamak istiyorum. Ee, ...özellikle son 4-5 gündür o kadar dikkatli izliyorum ki Yusuf'u, Nefise'yi... Ee, ...Yusuf yaptığının hata ve yanlış olduğunu biliyor. Ama bunu kendince doğru olarak bellemiş. Nefise'den her zaman söylüyorum kurtulmak istiyor. Hatta takımlar değiştiğinde iki farklı kaptan olduklarında nefes aldı bence Yusuf kendince öyle düşünüyor. Nefisesiz bir takımdayım. Nefise'nin başarısından bence rahatsız. Çünkü Yusuf'u gölgeleyebilecek bir başarısı var Nefise'nin. Kızlarla da özür dilerim. Erkeklerle de kadınlarla da yarışan bir nefise, sekizde sekiz yapan bir nefise var. Herkes nefiseden korkar. Herkes nefisenin elenmesini ister. Her ne kadar Yusuf yakın arkadaşız da dese, Yusuf ben yemem. Ben evrim kekliyim. Bak iki sezon gördüm. İki sezonda Geçen da... kullanmak yasak bu. Iki sezonda da çok cappar, e, cabbar, çok zeki Aynen. yarışmacılarla yarıştım. Bütün entrikaların, olayların göbeğindeydim. Üzerimden de çok olay döndü. Olay da döndürdük. Bu Survivor'ın kuralıdır ama ben yemem. Doğru. Burada Yusuf... Nefise'nin adının çıkmasına üzüldüm ama artık hepimizin ismi çıkacak. Yani bu konuyu kapatın. Bu çok önemli bir şey değil. Nefise'nin adı çıkmış yani. Sen bunun en yakın sen Nefise'nin en yakın arkadaşı değil misin? Neden bu kadar konunun üzerine kolay kapatıyorsun? Senin arkadaşın elenebilir. Sadece üzerine düşen vazifeyi gerçekleştiriyor Yusuf. Bu kelimeyi özgür kullanabilir. Özgür için normal. Söylenmesi gereken ideal bir cümle. Ne paylaştık ki Nefise ile. Doğru söylüyorsunuz. Nefise çok da güçlü bir rakip Hangi Özgür için. Hangi sözü üstünden soruyorsun Yusuf'un? Nefise'nin adının çıkmasını üzüldüm ama artık hepimizin ismi çıkacak. Hmm. Bu Özgür için çok normal. Ama Yusuf için bu kadar kolay ve basit olmamalı. Nefise hala ağlıyorsa o parkurda Yusuf'un eseridir. Yusuf'la olan arkadaşlığı ve Yusuf'un Nefise'den uzaklaşması ve bunu hisseden asena, e, Nefise, Asena ile olan arkadaşlığını gören Nefise acayip bir psikolojik buhranın içinde. Hmm. Sürekli ağlıyor mesela. A bundan da sıkıldım. Bırak kızım senin değerini bilmeyen, senin elenmen için dört gözle seni bekleyen insanlara sen fazla değer veriyorsun. Sen kendi oyununa bak sen Nefisesin. Doğru. 8'de 8 yapan bir Nefise 2-3 gün sonra e, bireysel oyunlarda neler yapmaz sen kendine gel İnşallah elenmezsin Nefise'nin elenmesi beni çok üzer hı hı. erken bir veda erken bir e, çeyrek final gibi yarı final gibi bir şey olur şu an Nefise'nin elenmesi Nefise en büyük adaylardan biridir onun dışında e, Aziz'in konuşmaları elenmek istemiyor bunun farkındayız ama çok bana geçmiyor çünkü Azizciğim sana gelene kadar orada Nefise ve Cansu var potada. Önce onların elenmesini istemem. Onlar eleneceğine sen elen. Senin de hakkındır. Sen de iyi bir survivor ve zor bir survivor geçirdin. Kesinlikle bir all star yarışmacısısın sen de benim gözümde. <laughs> Ama diyorum ya bir yere kadar eğer elenilmeyecek olunsaydı başka insanlar elenmezdi. Son dörde kalırlardı. Aziz'in artık ee, Sonu geldi, öyle düşünüyorum. Nefise'ye gelecek olursak da artık bir şeylerin farkında olmasına çok sevindim. Ona bir kumpas kurulduğunun farkında, isyan hmm. ediyor. Hmm. Bu potada olmaması gerekiyordu. Ee, ben bu potaya gelene kadar diyor. Asena'sı var, Ertuğs'u var. Bence Osman'ı var. Osman daha mı iyi Nefise'den? Hayır. Nefise daha tehlikeli bir survivor performans hmm. olarak. Nefise'ye gelene kadar daha üç kişinin daha potaya girmesi lazım. Bir de bunun yanına elenmezse Cansu'yu koy dört kişi. Tut ki Aziz elendi. Siz Tabii. nasıl bu kadar gözden çıkardınız da ne kadar çok korkmuşsunuz da Nefise'yi potaya koymuşsunuz. Çok büyük haksızlık var. Özgür'ün de bir söylemi var özellikle Aziz'le ilgili. Ee, Aziz'e seni öldürseler Nefise'yi söylemezsin dedim. Çıt yok dedi mesela hani ola ki... Aziz performans birincisi oldu. Hı hı. Kim isim çıkartacaksın? Nefiseyi çıkartır mısın? diye sormuş evet. Özgür Aziz'e. Aziz de ses çıkartmamış bu duruma. Asena'yı çıkarırdı. söyler mi? Söylemez Söylemezdi. 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 Asena'yı söylerdi. Cansu'yu da söylemezdi biliyor musun? Ertuğ'u söylerdi. Onun yanına da bence Osman'ı ya da Yusuf'u yerleştirirdi. Özgür'ü de söylemezdi. Çünkü Aziz çok doğru stratejilerde bulunan Özgür'ü bu kadar iyi performanslı birini potaya koymazdı. Evet. Hakan. Şimdi... Ee... Üçlü. Üçlülerden bahsedeyim hayatımızdaki MFÖ, Metin Ali <laughs> Feyyaz e, İzel Çelik Ercan. Onun dışında başka ne var? E, Barış Manço'nun şarkısında domates biber patlıcan. <laughs> Böyle üçlemeler vardır. Bak şimdi e, biz farkındayız ya da değiliz yaklaşık bir 15 gündür özellikle Survivor yeni bir üçlü arkadaş grubu. <gülüyor> kazandı <gülüyor> ve şu an son potadan sonra bu grup kemikleşti hoş e, akşam itibariyle biri elince için dağılıyor evet. Aziz Cansu Nefise artık böyle barakada bile Üçlüler. yan yana oturan üçlü olan insanlar şimdi Nefise tabi yazıldığı için bunu bir haksızlık görüyor <laughs> çünkü ona göre Asena yazılmalıydı <laughs> ama şimdi mesela şunu sormak istiyorum e, Nefise'ye Aziz ve Yusuf kalsa ya da Cansu ya da Yusuf kalsa Kimi söyler arasından? Ya da e, cansu için mesela, cansu oradaki yani, herkesi söyleyebilir. Ya canım. cansu ya, bak Nefise için konuşuyor. Mesela Yusufla Aziz kalsa Nefise ne yapar? Eğer arası bozulmayan e, arkasından vurmayan bir Yusuf olsaydı Hı. asla Yusuf'u söylemezdi. Söylemezdi değil mi? Evet. Zaten Nefiseyi de söylemeyen Yusuf. Yani Nefise'yi söyleyen özgür. Yusuf. Yani o zaman şöyle geleyim size. Nefise aziz mi özgür mü tercih noktasında kimi tercih eder? Performansı iyi olan bir Özgür mü yoksa iyi arkadaş olan Aziz mi? Eğer, Eğer hakkaniyetli, kimse davranmak isim isterse, istermezse... evet, hakkaniyetli davranmak isterse, evet, hakkaniyetli davranmak isterse özgürü söylememesi lazım. Azizi söylemesi lazım yani. Azizi söylemesi lazım. Peki e, söylemesi lazım olan değil. Sizce kimi söyler peki? Bence Banko özgürü söyler mesela. E şu an artık Özgürü söyleyebilir çünkü Özgür artık söyleyebilir. Şu an, onu şu an nefise içinde. yazılmadan olduğunu düşün. Son gün nefise giriyor potaya, tamam mı? İki seçeneği kalmış. Aziz ya da Özgürü seçecek. Kimi söyler? Artık herkes elenmiş. Asena falan ortada yok. İki tane eleme adayı varsa işin artık ucuna gelindiyse tabii ki Özgürü söyler. Özgürü söyler. Burada ee, işin şimdi... ucuna daha gelinmemiş. Aa, bak şimdi Özgürün Osmancan'la bir hikayesi var. Özgür'ün Yusuf ve Ertuğ'la da bir arkadaşlığı var. Özgür'ün önünde kalan tek seçenek Asena ve Nefise. Özgür için... Asena'yla da aynı takımda başladı. Asena'yla hem yani. aynı takımda başlaması. Evet kötü zamanları oldu. Hı hı. Ama tekrar söylüyorum Asena'da bir şeytan tüyü var ve hata bile yapsa bir şekilde o kişiyle iyi olabiliyor. Bunu adada kalmak için e, yap, yapıyor da diye yorumlayanlar olur. Hı hı. E, karakteri gereği de diyenler olur. Bana göre %70, %60 karakteri %40 biraz daha çıkar için diye düşünüyorum ben. Ama böyle bir noktada Özgür'ün Nefise'yi söylemesi de e, mantıksız değil. Yani burada kötü olan ve tartışmamız gereken şey burada bir e, organizasyon mu var? En Hı -hı. tehlikeli Hı -hı. şey bu. Hı -hı. Yani sen dedin ya geçen gün bana kalırsa Yusuf Özgür'e oyunu, oyunu yavaşlattı ya da sattı dedin. E, eğer öyle bir durum varsa çok yanlış. Zaten seyirci bunu hissettiyse Nefise çıkar. Ama Nefise'ye de şunu söylemek istiyorum. Bak benim hayatta çok sevdiğim bir laf vardır. Herkes cennete gitmek istiyor hı hı. ama kimse ölmek istemiyor diye bir laf vardır. Hı 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 hı. Şimdi şampiyon olmak istiyorsan belli bedeller ödeyeceksin. Bunlardan biri de... <laughs> Sağlık. ...apşırmaktır. Hep beraber. Bunlardan biri de tabii ki potaya yazılmaktır. Evet. Potaya yazılırsan bu seni güçlendirir. Çünkü e, hayatta hep iyi iyi hikayeler örnek olmuyor ya da kolay şeyler... Güzellikler getirmiyor. Hı hı. Ticarette iki kere batmadan çok iyi yerlere Doğru gelemiyorsun. Diyorsun. Gerçekten. Öyle. Yani hep aynı örneği verin. Bak bunu vereyim çünkü bu güzel bir örnek bence. Hı. Ee, bir tane bir kardeşler var iki tane. Biri böyle sokakta e, açıkta yatıyor. Hı hı. Ee, alkol kullanıyor. Alkol çok zararlı bunu söyleyelim. Hı hı. Ee, demişler ki neden böylesin demişler. Adam babam alkolikti demiş. Hı hı. Sonra bir tane iş adamı var ona gitmişler demişler ki neden bu kadar başarılısın? Neye borçlusun bunu? Babam alkolikti demiş. Yani e, olaya örneğe nereden baktığına da alakalı ve e, yaşadığın şeylerin zorluklarını nasıl yaptın? Sonra, tabii ki. Alakalı. Şimdi Nefise eğer bu potadan çıkarsa işte o Survivor'daki şampiyonluğuna yani. E, şi, Cennete gitmek için bir bedel ödeyecek. Hı hı. E Bizim de hep hani dinen ne düşünüyoruz, hepimizin hedefi ben inanan bir insanım, Müslüman bir insanım. Tabii ki cennete gitmek. Hı hı. Burada güzel şeyler yapmak, hak yememek, e, dedikodu yapmamak, kul hakkı yememek, e, aileme sahip çıkmak, hı hı. dürüst olmak, vatanımı sevmek, e, kendi dini şeylerimi yapabiliyorsam yapmak. Hı hı. En en önemlisi kulakkı ve evet. vicdan kalp. Bunlar, bunlar en önemli şeyler benim için bu. Evet. Onu da söyleyeyim. E şimdi bunları yapmadan ben cennete gideceğim diye bir şeyin olursa kendine yalan söylüyor olursun. Açıkçası. Allah bilir. E Allah bilir tabii ki de Allah da görüyor her şeyi. E İyi şeyler yaparsan iyilik oluyor hayatta. Sonu da güzel olur öyle deniyor yani. Hı hı. E şimdi nefise de burada dediğim gibi belli bedeller ödemeli buraya girmeli girdiği zaman belki kendine yakın gördüğü ama aslında survivorın doğasında olan takım gibiyiz arkadaş gibiyiz ama o benim rakibim olayını bir hissetmesi lazım. Çünkü gerçekten belki yaşı küçük olduğu için de çok hissedemiyor. Evet. Aslında burada herkes birbiriyle rakip. Büyük rakip hem de. Yani, yani senin kol kola dediğin Murat'la Hilmi Cem bile yeri geldiğinde ayrılmak zorundalar. Tabii ki. Doğru değil bir mi? Bir tane şampiyon. E var tabii için. ki. E, bu çok yani ya da Hakan'la Cumal biz bir yerde e, bir rakip olabiliriz yani aslında. Evet. O yüzden e, bunu her zaman düşünerek de hareket etmek lazım. Nefise eğer buradan çıkarsa çok güçlenir. Evet. Ama çıkarsa. Peki sadece son şunu sormak istiyorum. Hem Aziz'in hem de Nefise'nin e, bu konuyla ilgili söyleme olduğu için yağverlik yalakalık yapmadığımız için çok mutluyum. Karakterimden ödün vermediğim için potadayım. Aziz de benzer bir şekilde evet. yorum var. Gerçekten bu sebepten dolayı mı potada olduklarını düşünüyorsun? Yoksa e, artık hani sırası geldi diye düşündük. Yok orada demek istedikleri aslında yağverlik yalakalık yapmıyorum değil. Asena yağverlik ve yalakalık yaptığı için şu an potaya girmiyor girmedi. demek istiyorlar. Tamam. Yoksa Azize Nefise yalakalık, yavarlık yapmıyor diye e, potadalar diye bir şey yok. Hı hı. Lafları Asena'ya. Asena ya. Asana öyle mi yapıyor bilmiyorum. Demin bir oran verdim. Hani Bence %60 insani %40 stratejik hareket ediyor. Hı hı. Ama şimdi bak Asena'yı ne kadar yerden yere vurursak vuralım. Birkaç tane olaya baktığın zaman da e, böyle nasıl diyeyim o gri'liğin Hı hı. Ya da e, karanlığın içinde bazen böyle bir çiçekler görüyorsun. Yani işte kendi takımındaki Fatih abisine hı hı. E, barışla oynarken abi bırak kalksın demesi. Hı hı. Ya da herkes barışın üstüne giderken. Burada mesela ben Fatih'i azarladı diye hissettim biliyor musun? Hani öyle yüksek sesten ve evet. öyle ciğerden bağırdı ki ben, ben rahatsız oldum. Orada barışı korumaktan daha çok Fatih'i azarlamak da aslında amacı. Kırk yaşını bilemiyiz tabii ki adama, ama Üstü bu öyle hissettirdi evet, bana da ama altında, altında aslında barışı korumak da var sonuçta bu durduk ya, yere olduğunu düşünmüyorum. Çok amacı var. bana Fatih'i azarlamak mıydı aslında? Onu da hissettirdi çünkü üslubundan dolayı. E, ince ince yerlerde özellikle barış konusunda ya da işte. Bazı konularda Asena'nın yumuşak taraflarını da gördüğümüz zaman onunla daha kolay bağ kurabildiğimiz durumlar oldu. Ama onun dışında negatif görüntüler de verdiği için özellikle Aziz ve Nefise tarafından da bu şekilde sorgulandı diyelim. Daha konuşacak çok şeyimiz var ama evet. şimdi reklamlara gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra buradayız. Survivor panorama kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Nefise iki oyunda da öncesinde serominde biraz gözyaşlarına hakim olamadı. o görüntüleri izleyelim. Evet Nefise ödülleri duyduktan sonra özellikle yemek ödülleriyle alakalı kendisinde de söylediği üzere duygulanıyor ve kendinin kay kontrolünü kaybediyor. Ne diyorsun Erun'cuğum bu görüntülere? Ee, anlamsız görüntüler buluyorum. bir yandan. Sempatik tamam olabilir ama anlamsız. Hmm. Nefise çok daha zor zamanlar geçirmişti. Hmm. Evet yine ağladı ama ben bu ağlamasının altında duygusal bir boşluk hissediyorum bunda başka bir şey var. Hmm. Nefise şu an çok mutsuz. Neden mutsuz bir arkadaşını kaybetti. Yani Yusuf'u kaybetti ha. <laughs> bir Arkadaşını kaybetti deyince Allah korusun yani, evet. Ay Allah korusun öyle bir baktım yani, ki Arkadaşını kaybet... kaybetti yani Aslında tam olarak kaybetti arkadaşlığını, arkadaşlığını kaybetti arkadaşını, evet. arkadaşını tanıdı desek ona <laughs> Arkadaşını tanıdı belki de daha doğru oldu ya. <laughs> Ben mesela kendimi Koydum bir kadın olarak 2020'de. Aşıksam mesela ağlarım Biliyor musunuz her şeye ya da Nasıl yani e, aşıksam ağlarım. E, hayatımda bir şeyler ters gidiyorsa ağlarım. Çok daha duygusal olurum. Çay ben Yakın sinirlenince ak... mesela ağlarım. İnsanlar duygularını yönetemeyince Buradaki biraz ağlayış sinir ağlayışı değil ama. Duygusal bir ağlayış. Evet evet yani o duygularını bir yönetemiyor ama neden duygulanıyor bu kadar yemek konusu gelince? Bu i̇şte yemek İzmir e bir bahane. Şey. İzmir diyorum. İzmir evini özlemişsin. Türkiye evet özledim. İzmir mi nefise? Evet. Aa bilmiyorum. Evet İzmir'le. Türkiye'ye dönüyorum hani İzmir'e dönüyorum işte bir şekilde oraları hatırlıyorum. E, o yüzden bu kadar duygulanıyorum yemekler aklıma geliyor diye düşünüp ağlıyorum Bu bence bir kılıf. Hmm. Ben öyle düşünüyorum. Hatta. Psikolojik olarak nefise iyi değil. Evet. Toparlanması lazım. geçiyor şu an. Çünkü ben nefiseyi ağlayarak tanımıyorum Ağlayan bir kadın değil nefise. Ne oldu da bu kadar ağlayabiliyor? Nasıl ağlayan değil? Sürekli ağladı ya. Böyle ağlayan bir kadın değil, böyle bağlı. değil. Burada bir sinir harbi yaşamıyor. Evet orada yani oyun sonlarında yine hani adrenalinle, yüksek tansiyonla, yüksek duygular yaşayarak evet. olabiliyor ama. Çok farklı bir ağlama bu. Ödül öncesi böyle bir ağlamak çok görmedik Nefise'den. Evet aşağıda Evrim Budayıcıoğlu Nefise psikolojik olarak iyi değil diye başlığını attı. Ünlü <laughs> 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 psikolog. Abi biz de, e de bir tane yazı yaptım zaten. Evet, Yaz sezonunda <laughs> yazdım hemen. <laughs> tamam ben de bir adım daha atayım o zaman. Şu Survivor'da değil, dışarıda yaşansa ben buna hani şey derim du, e, duygu durum bozukluğu. Evet. Yani tam anlamıyla o. Kabul ediyorum. Ama Survivor o kabul ediyor musun? <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> hocam <gülüyor> hocam <gülüyor> teşekkür ederim. Can Doyicioğlu diye miydi? O öyle doğru evet. mu söyledim? Yani e, Survivor'da ama tabii bir, normal bir tarafı da var. Çünkü ben hatırlarım 2015'te Merve Aydın'ın benzer ağlamaları vardı yemek için özellikle. Ee, Serenay'ın vardı, hmm. Serenay Aktaş. Tatlı konusu oldu mu hassas evet, oluyor evet, kadınlar evet, genelde ne Yani nefise de böyle biraz... E, Böyle bir yeme, bazen yemekle ilgili, bazen özlemle ilgili. Ya aslında güzel bir şey ağlamak. Şöyle güzel bir şey, insanın duygularını gösteriyor. yani Evet, e, bence çok güzel gerçek bir şey. Gerçek bu ağlaması. Yani ağlamak hiç zayıflık olarak gördüğüm bir şey değil benim. Aynen, Tamamen aynen. E, duygularını göstermek daha büyük bir güç hatta insanlara karşı. Yani ben o anlamda hani çok e, takılmıyorum. Bana nefislerin bugüne kadar rahatsız edin, ağlaması hep e, hani oynamayacağım, bıktım artık. Bütün yük... Hmm. Benim üzerimde dediği zamanlar ki ağlaması bir böyle irite ediyordu. Hı 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 hı. Ama bu ağlaması komik değil. geliyor. Ardına o da gülmeye başlıyor. O yüzden hani duygu durum bozukluğu gibi dedim yani. Evet, ailemi hatırlatıyor diyor. Böyle genel bir tatlı bir duygulanma evet. yaşıyor aslında. Evet. Sen yani ben duyuyorum. öyle duygusal bir şey düşünmüyorum. Ee, herhangi bir duygusal özlem ya da bir şey. Ben bunu sadece bir e, survivor anlamında bir sinir bozukluğu, e, duygu bozukluğu olduğunu düşünüyorum. E, benzer bir duygu bozukluğunu Kürşat da yaşamıştı mesela ağaçlara doğru küfür edip bağırarak tişörtünü yırtarak gitti. Sonra aynı gülerim. yolu 15 saniye sonra gülerek geldi. Yani bu tarz biraz olabiliyor. Yani. Çünkü e, bazen böyle şeyler insanlar yaşar. Mesela sinir e, bozukluğu aslında sinir biraz. Sinir bozukluğu Mesela bu genelde e, cenazelerde falan çok yaşanır. Gülmemen gereken yerde daha çok gülersin. Hayır evet gerçekten. Çünkü e, insanlar böyle bir o sırada bir değişik bir duyguya bürünüyorlar ve ee, bir farklı duygular içinde olabiliyor görüyorum evet. etrafında o yüzden söylüyorum bastırınca da daha aynen. fazla patlama olabiliyor aynen aynen o yüzden hani buradaki nefis seninki ki bende çok normal insani ee, bir de 22 yaşında olduğunu düşünürsek beni hani rahatsız etmedi tam tersi daha bir böyle sempatik geldi yani Beni de rahatsız ben etmedi. Ben de ne oldu böyle nefiseci oldum bir anda anladım. Yani Olayı yorumluyorum şu an bu olay beni rahatsız etmiyor ne diyeyim yani ki. Evet böyle evet, ağlamasından canım. memnunum. Bir önceki ağlamalarında ben de çok itici buluyordum. Yapmamalısın nefise diyordum. Ama buradaki ağlaması tatlı neden ağlamasın ama kılıfına uyduruyor. Başka bir şeyler var orada. Yani nefise acayip duygusallaştı. Evet. Peki o zaman bakalım. Dünkü baş döndürücü oyunda Cansu'nun midesi bulandı ve e, uzaklaştı. O görüntüleri izleyelim. Evet, oyun baş döndürmeli olunca tabii hmm. ki başlarda dönüyor, mideler de bulanabiliyor. Cansu'nun da başına bu geldi. İstifra etmek için e, kenara doğru gittikten sonra hmm. Mavi takımdan da ona böyle bir gülümsemeler oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Ebru'cuğum? E, ben de hiç sevmem baş döndüren oyun. Luna e, Park'a da gittiğimde öyle dönen şeylere binemem. Hiçbir zaman, ee, mesela çok viraj aldığında da uzun süre döndüğün, geniş aldığın virajlarda bile ekstra dikkat ederim çünkü başımın dönmesinden nefret ederim gerçekten. Hı hı. Takla atmayı sevmem. Ama hepsini Survivor'da yaşadık. <laughs> <laughs> e, Can suyu çok iyi anlıyorum. Ben eğer bu kadar hani şu raddeye geldiğinde hep oyunlar bitmişti ama bir iki tur daha çıkmam gerekseydi ben çıkmazdım. Hmm. Ben ölüyorum derdim. Ben yokum, ben biteyim. Yarına bile toparlanamazdım. İki gün sürerdi o. E, Hakan geçen anlattı ya tatilde bir örnek verdi. Evet, evet, evet. Ben de biz Bostancı'ya çok yakın oturuyoruz. Orada bir Luna Park var. Herkes bilir. Benim çocukluğum orada geçti. Mahalleden arkadaşlarla inerdik. Bir de bizim mahalleden bir arkadaşımız da Luna Park'ta çalışırdı. Sarı mı? Yok. Sarı ile beraber giderdik de arkadaş grubumuz... Bir arkadaşımız da Lina Park'ta çalışırdı. Bedava binerdik. <laughs> Bilet almazdık. Küçük Bunu çocuk evrim geri geldi burada. şu an. Minik evrim geri geldi. Binerdik abi sürekli binerdik. Üç kere, beş kere, altı kere o yukarı çıkar hızlı iner indiği zaman döner. Bir de orada zar vardı. Zara binerdin o zar böyle 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 dönüyor. Mide bulundu. Bindim ona. Dedim ki güzel şimdi herkes biniyor ya ben de bineceğim bir daha bindim iki gün yataktan çıkamadım baş ah. dönmesi baş dönmesi mide <laughs> bulantısı mide Ö ölüyorum annem de benim Luna Park'a gitmemi yasaklamıştı an. annem çok korkar asla der evlim Luna Park Luna Park yok hmm. annem biraz pimpteklidir benim hmm. araba kullanırken bile hala çok korkuyor anneme de söyleyemedim mi Luna Park'a gittiğimi en sonunda o anladı. Öyle bir anım var yani. Luna Park'ı da sevmem, Dönen Dolabı da sevmem, Zarı da sevmem. O eteğine bindiğimiz hani böyle herkes ister ya balerin eteğine. Korkulu rüyamdır. Asla istemiyorum ve bütün oyuncaklar bedava olmasına rağmen. <laughs> <laughs> Bende tam tersi. Nerede evet, öyle antin kontin şeyler hemen gideyim. gidip. Gondola binerdik ama. inmezdik bak. O gondol biterdi biz hala en arkada oturuyoruz. Yeni insanlar gelir, diğerleri gelir biz hala oturuyoruz. Çünkü neden? O gondolun ne belalı ekibi. Belalı hepimiz... <laughs> Ama o zamanlar 12-13 yaşındayız ne bileyim. Tabii canım ya, aynen. 14-15 yaşındayız. 16-17 diye. 17 <laughs> olabilir. Geçen hafta ortalıkta gördüm Yani. <laughs> bir de yürüyerek inerdik, yürüyerek dönerdik. Çekirdek falan çitlerdik. Ya böyle. Hiç para harcamadan bir günü geçirebiliyordun yani. Arkadaşımız çalışıyordu orada evet. <laughs> Söylüyorduk kanka evet. bizi bedava bitirir misin? Bitiririm derdi o da. Süper. <laughs> tabii çocukken böyle bir çocukken fırsat de çıkınca de, karşısına değerlendirmek istersin. Tabii istersen. çocuk aklıyla. Peki mavi takımın Cansu'nun mide bulantısına Gülmesi, gülmesini mi? nasıl değerlendiriyorsun? Hayatım sakatım deyip dalga geçenler e, midem bulanıyor dediğinde ciddiye alır mı? Ya sen hala ne diyorsun bir de midesi bulanıyormuş. Bizim burada anamız ağladı bir de midesi bulanıyormuş ya. Ne kadar ciddiye alabilirler ki? Yani. Sonra da işte <laughs> der ki Asena benim temiz kalbimden dolayı. Asena güldü, Osmancan güldü, çok özür dilerim. Osmancan evet. dalga geçenlerden biriydi evet, zaten, güldü ama Özgür neden güldü? Özgür de hatırlarsan son tartışmada Asena Can suyunu sorgulamaya sakat, başlamıştı. Evet, evet sakatlığını sorgulayan hatta bu işi bilen spor hocalarına sorduğumda Erti olsun milli atlet Nefise olsun ben koşamazdım. Ya da Ertuğ bu ayak kolay iyileşmez diye cevabını aldığında Özgür de biraz e, o düşüncelere kapıldı. Hı. Bence Özgür keşke aynı şekilde devam etseydi Deniz oyununda Asena'nın onu yönlendirmesine rağmen ben e, katılmıyorum öyle bir şeye kabul Ama etmiyorum demek ki artık demişti ya katıldığı bir noktaya geçti. Demek yani. ki Özgür o da demek ki ha Özgür bu... adı da Özgür kendisi de Özgür istediğini düşünebilir çünkü Özgür de inanmıyor aslında Cansu'ya baş dönmesiyle alakalı değil o. Neyle alakalı? İnsan neden yani? yani mide bulantısı ya da, tamam da baş dönmesi. Yani, Başın hayır. dönünce de miden bulabilir. Olabilir. Tabii ki direkt ya, direkt. Sakatlığına inanmayanlar mide bulantısını ciddiye alır mı? Efendim? Sakatlığına inanmayanlar <laughs> mide bulantısını ciddiye alır mı? <laughs> Bilmiyorum ki ya. Yani bence çok fazla daha abi ya. o zaman. Allah. Kızdım <laughs> yani yani. abi insan midesi bulanabilir. Ee, bir de hani midenin bulanması için ya da istifre edecek gibi yapmak için midenin dolu olmasına da gerek yok. Evet. evet. İşte Özgün öyle bir şey diyor ki sanki bu kız böyle kaçak bir şeyler yemiş bir yerde. Bunlardan evet. gizli böyle bir ithamda bulunuyor. Yani baş, şey e, ne demişti? Baş dönmesiyle alakalı değil o. Ne? O alakası yok. ya ne demek? Başım yani Ben, ben altında ya. şöyle bir şey anladım. Yine acaba oyunda oynamak için bir bahane mi arıyor? E, o tip bir şey söylüyor Söyle da yani mi? hani e, Mantıklı bir şey mi yani? Ben de ya da da yani zaten. yine bunu yapıştırmaya çalışıyorlar cansuyu. Cansu oyunu bıraktı de. mı dün? Hayır. E, o zaman <laughs> e, o zaman, zaman, zaman zaten boşa orası. çıktı dediğiniz yani. Cansu'nun birazcık daha narin işte biraz daha böyle tatlı canı oluyor olması e, dalga geçilecek bir hale geldi artık. Benim de canım Halbuki, olabilir biliyor musunuz? Beni gören der ki o ne çok... cabbar kız güçlü ama benim canım çok tatlı. acıya dirayetli olmak zorunda şimdi tabii değil. geldiremem. Yani. Yani. Öyle bir durum oldu. E, şimdi Cansu'yla en çok Dalga geçenler kimdi özellikle? Nefise, Nefise Osman, Osman ve Asena'ydı Asena Asena. değil mi? Evet. Ee, şimdi Nefise ile Cansu artık başka bir noktada arkadaşlıkları var. Hı hı. Hatta Aziz. Ama Özgür Asena daha çok vakit geçiriyor. Nasıl ki hep Aziz Nefise'yi zehirliyor olabilir ya da dedikodu yapıyor hı hı. olabilirler diyorduk. E şimdi Özgür ile Asena'nın arasında da Cansu ile ilgili bir sürü konuşma geçiyor. Kesin. Ee, Özgür ister istemez Asena'nın dediklerinden biraz e, hı hı. etkileniyor olabilir hı hı. bu arada. Hani bir gün şunu konuşmuşlardı. Abi ya bir şey söyleyeceğim. Siz tepki vermediniz ama kusura bakma da. Hani sen inandın mı Cansu sakatlığına? Allah aşkına bir insan haftada 6 kere sakatlanıp ertesi gün tekrar geri döner mi? Yapma ya ne diyorsun dediğinde özgür olur mu Asena? Bence sakatlığı vardı. Evet ufak bir sakatlıktı. Belki acı eşiği düşük o yüzden sakatlanıyor. Geri dönüyordu yani demiştir ama Aklının ucunda kalır. Böyle e bir bir söylersin, da... iki söylersin inanmaz ama bir şeyi on kere söylersen bir yerden sonra soru işareti acaba gerçekten öyle mi demeye başlar karşındaki insan zaten yani. Yani aynen öyle. Arsenal'ın yaptığı bence birazcık ister istemez buna yol açtı herhalde özgür diye düşün. Doğrudur. Başka söylemek istediğiniz var mı bu konuyla? Başka zaten? yani hani. Ne diyeyim kızım midesi bulanmış. Ya gitti işte gitti yani ne diyeyim ki. Döşü dönmüş demiş. midesi bulanmış istifra etmek istemiş. bizde yaşadık oluyor normal şeyler 2022'de, bunlar. 2022'de mi? 20'de mi? Sen hangisinde yaşamıştın? Ben hiç yaşamadım. Siz hiç dönmeli oyun oynamadınız mı? Ya. Ay ne kadar şanslısınız. Bizi kimse döndüremez. Kolaymış sizin sezon dönmeli oyun yoksa. Ay i̇yiymiş sizin Yo, sezon. 2010'da oynadık bak He? şimdi aklıma geldi. Yani. Onu söyle. Yok söylemeyecektim sen deyince. Zorla söylettin 2010'da ya. Yani çünkü ben hiç tahammül edemiyorum yani. Ben de. Ama e, dediğim gibi Survivor'ın zor zamanları. işte bunlar artık böyle bir e, zafiyet göstergesi olabilir. Dikkatli olması lazım yarışmacıların. Evet. Şu an güçlü durmak her zaman daha e, önemli. Yani parkurda sayı alamasan bile evet. parkuru böyle... Yararak gideceksin, evet. tabii. Ya böyle düşeceksin, seke seke bile olsa bitireceksin. Seyirci şu an onu görmek ister. Evet, evet. Güçlü evet. duracaksın. Survivor onu dışına Güçleri sever. Survivor korkakları sevmez. Her zaman söyleriz. Hı -hı. O yüzden e, öyle bir dönemde Peki bu cansu konusuyla alakalı, bir de Asena'nın da artık rüyalarına girecek kadar <laughs> Cansu'yu e, bir düşünce ve takıntı haline getirmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü rüyasına girmiş o görüntüleri izleyelim şimdi. Evet Cansu'yu rüyasında gören Asena detaylı da anlatmak istemedi ama rüyasında görmüştü. Sen nasıl değerlendirirsin Evrim'cim bunu? E, Cansu'yla yatıp Cansu'yla kalkan bir Asena rüyasında nasıl görmesin? Evet. Çok normal. Şurasında Cansu, şurasında. Kendi survivor'ı yok Asena'nın kafasında. Cansu'nun survivor'ını düşünüyor. Cansu nasıl sayı alamaz? Ben nasıl sayı alabilirim değil. Cansu nasıl elenir? Ben nasıl elenmem değil. Cansu'yu nasıl rezil edebilirim? Ben nasıl kendimi kurtarabilirim değil. Sürekli bütün planları Cansu'nun üzerine kurulmuş. E tabi gece rüyalarına da girer, kabuslarına da girer. Anlatmama sebebi belki de Cansu'yu çok iyi gördü. Onu paylaşmak istemedi. Bilemiyorum artık neden. Her şey olabilir. Ar Bakmış Cansu son 3'te son 4'te kupaya doğru uzanıyor. <laughs> Asena seyircilerin arasında onu izliyor. Acun Bey şampiyonu falan açıklıyor. Belki görmüştür en büyük korkusu Asena'nın. Kendisi eğlenip Cansu'nun İstanbul'a dönmesi. Evet tabii şu an e, bu durumun bu şekilde olmaması için elinden geleni yaptığı için evet. kalk veriyorum sana bakalım daha ilerleyen zamanlarda <laughs> rüyalar görecek ben sana. Sen nasıl değerlendiriyorsun Hakan? Valla şimdi rüya tabirleri kitabını açtım. <laughs> Rüyada Cansu ismini duymak görmek ne demekmiş? <laughs> Bakalım. Rüyada Cansu ismini duymak görmek yeni bir adım atılacağına, bilgi sahibi olunan konuda kariyer yapılacağına, çok büyük ve hayırlı kazançlar elde edileceğine, yükünün azalacağına, kendisini daha rahat hissedeceğine, üzüntülerin ve endişelerin yakın bir zamanda biteceğine tabir olur. Hayırlı olsun. Ayrıca Bilmiyorum. rüyada Cansu ismini duymak, görmek yaptığı planların ve projelerin kendisine hayır getirmeyeceğine, <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? elde bırakacağına, eşler arasında bir sürü devam eden tartışmaların tatlıya bağlanacağına, hayatında kendisini yıkacak diye yorumlanır. Aa. Biraz karışık bir şey ama evet. hem e, pozitif bak, şeyle bak, etkileri, bak, etkileri bak, var aynen. hem negatif yaptığı etkileri. Yaptığı planların ve projelerin kendisine hayır getirmeyeceğine diyor. Evet. Bak rüyada Cansu isminde İsmini duymak ya da Cansu isminde birini görmek. Asena. Rüyadan mı görmen lazım bu güzelim var, sen var, bunu var. fark edemedin mi? Evet. Rüya'ya yatmışsın <laughs> rüya, artık. Rüya tabirleri inanılmaz oldu şu an. Peki sen görüyor muydun Survivor'da rüya? Ben hatırlamıyorum çok rüya nasıl oluyor. yorgunduk? Biz ben akşam 7'de uyurdum. Herkes derdi ki hava karardığı an uyurdum. Sabah da beş buçuk altı gibi de uyanırdım. Uzun sürede uyuyamazdım. O yorgunluktan biz nasıl uyuduğumuzu bilmiyoruz. Rüya mı göreceğiz? Çok yani geç yatardık. Ha, ben 7'de başlıyordum, asla birazcık Ben vardı. erkenciydim ya, ben, ben erken yatar, çok erken kalkardım. O Aynen. havanın yarılışını görürdüm her gün, her gün, her gün yani. Öyle kalkıp 730 8'lere uyumazdık. Yukan'ın yani. bir düğmesi vardı, ben ona öyle bir isim taktım, sahilde falan otururduk, herkes uyurdu şöyle Gökhan'ın omzuna basardım. Ah eh derdi düğmeme bastın. Uyku saati. Hayır hadi söyle bakayım bir şarkı patlat. 3-4 ee. tane şarkı söylerdi. Evet, tamam siz... kanka hadi şimdi iyi geceler ben gidiyorum. <laughs> Ninni, Ninni misali. Yani e, Asena yani istese burada saklı da gördüğü şeyi tamamen yani söylemeyebilir. Hiç söylemeyebilir. Hiç, hiç söylemeyebilir. Hmm. aynen. Ama Cansu'yu söylüyor. Nasıl görünü anlatmak istemiyorum. Çünkü rüyalar bazen abuk subuk olur ya. Tabii canım. Hani o yüzden belki hani ekranda kötü durmayacak bir şey görmüşsündür. Başına bir şey geliyordur. Ya da o sana bir şey yapıyordur. Sen ona bir şey yapıyorsundur. Yanlış algılanabilir. Evet. O yüzden çünkü ben de çok abuk subuk rüyalar görüyorum. Evet. Bak, hiç rüya da bilmiyorum. çok anlatılmaz zaten. Bazen yani. böyle rüya buramda, buramda yaşla uyandığımı hatırlarım böyle. Hmm. Çok hızlı nefes alıp verdiğimi böyle kötü bir şey gördüğüm zaman. Siz olur mu hiç ağlayarak evet, uyandınız evet, mı rüyada? Benim Annem olur. uyanırdı benim. Bir iki kere anneme denk geldim. Böyle bağırıyordu uykusunda. Yastık ıslak olmuş ağlamaktan. Annemi uyandırdık. Ne oldu? Ne dedim? Seni gördüm rüyamda dedi. Hayır. Sizi kaybettiğimi Ay gördüm Allah rüyamda, Allah rüyamda dedi. Hayır işte o. Bir kere i̇şte. mesela böyle bir rüya yaşadık. Rabbim uzun ömürler, sağlıklı ömürler nasip etsin herkese. Amin. Amin. Bilinçaltı çok değişik bir şey yani. Nereden, neyi nasıl yorumlayıp da Aynen. bir rüya olarak göreceğimizi hiç bilmiyoruz. Onu ama... akşam Emre Dorman'da konuştuk. <laughs> <laughs> Yok, evet, orada olmadan orada da konuşuruz yani. <laughs> evet. Vardır bir anlamı. Peki o zaman e, Cansu ve Nefise birbirlerine dayanışma içerisine girdiler. O görüntüleri izleyelim üstüne yorum yapalım. Evet Cansu ile Nefise'nin yakın arkadaşlar olduğunu biliyoruz ama burada çok daha böyle ayrı bir konuşma izledik. Hani ben gidersem sen devam et diye Nefise motive ediyor. Cansu sen gidersen ben de giderim gibi şeyler söylüyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu ikilinin arkadaşlığını ve bu dayanışmayı? Bu ikiliyi izlerken aklıma şu geldi... Ama dedim ki Evrim asla artık e, negatif yönden bakma şu olaya. Beni çok rahatsız etmişti o olay. E, Nefise ve Osman'ın Cansu'yla dalga geçmesi. Nefise'nin Cansu için o söylemiş olduğu kötü söz asla kabul edilemez. Hı hı. Daha sonrasında ya çok büyük bir pişmanlık var. Hı hı. Cansu'yla arkadaş olabilme cesaretinde bulunuyor. Ya da Cansu'da çok güzel bir erdem var. Ee, güzel bir kalbi var. Kendisine bunu yapanları arkadaş olarak kabul edebiliyor. Hı hı. Ben yapamazdım. Ne Cansu gibi ne Nefise gibi yapamazdım. Gerçekten. Hangisini tebrik etmeliyim bilmiyorum. Yani Nefise de birazcık bu konuda belki şapkasını çıkardı önüne koydu. Dedi ki benim burada hatam var. Hatasını kabul ettikten sonra bir insanında ne kadar hani kin de tutmadığı Cansu. Yapıcı da olmaya ee, hı hı. Çalıştı bence toparlandı araları. Şu an iyi gördüm. bir arkadaşlıkları var demek ki belki de bunu aralarında konuştular biz hiç göremedik. Hı hı. Mutlaka ki konuşulmuştur bu. Ya konu. da konuşulmadı bak konuşulamayacak kadar aslında itici bir konu bu. Gözleriyle bile anlaşmış olabilirler o konu açılmasın tekrardan. Yani ben seninle kötü bir şey yaşadığımda. Ondan bahsetmek istemem Begüm Onu hı. atarım köşeye, boş ver derim Sen benim gözümden sana ne kadar mahcup olduğumu anlarsın. Hı. Senin de benimle geçinmeye niyetin varsa zaten arkadaşlığımıza devam ederiz. Hı hı. Nefise bu acıma yetim lafını kime söylemişti? Cansu'ya. Cansu'ya. Cansu evet. Kimin taklidini yapmıştı? Cansu'nu. Cansu 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 ya. Bak şimdi. Ben mesela bu konuyla alakalı, yani şimdi gelen noktaya bakıyorum. Cansu diyor ki, eğer elenirsem diyor, seni diyor Nefise'ye. Osmancanı ve Aziz destekleyeceğim diyor. Şimdi baktığımızda bu üç kişinin ikisi Cansu'nun sakatlığında organize olarak hı hı. E, tiyatro yapıp evet. dalga geçen kişiler. Şimdi ben seyirci olarak şunu görmek istiyorum. Eminim ki e, Nefise insani olarak hatasını anlamıştır hı hı. ve Cansu ile bir konuşma yapmıştır. Bence de. Ama bunu e, herkesin gözü önünde yapmadı o konuşmayı. Herkesin gözün, gözü önünde yapması lazım. Yani Niye evet. biliyor musun? Bir laf vardır. E, Ten, şey e, kalabalıkta olan olayın özrü tenhada olmaz diye. Hmm. Evet. Değil mi? Öyle bir laf var. yanlışmış. evet, Yanlış evet, mı? evet çok güzelmiş. Şimdi e, ben şu an mesela birçok şeyi sorguluyorum. Neyi sorguluyorum? Ya Cansu'ya bak ne yüzsüzmüş derim içimden istersem. Derim ki kız neler yaptı Nefise ona? Neler söyledi? Şimdi en iyi arkadaşım diyor şampiyonlukta onu destekleyeceğim diyor. Nefise için şunu söyleyebilirim. Ya Nefise'ye bak. Yüzsüz gitti, değil de dalga safmış geçti. diyebiliriz belki. Gitti dalga, dalga geçti. Gitti, dalga geçti. Ee, ne derler? Acıma yetime dedi. Şimdi e, ben gidersem seni destekleyeceğim diyor. Ama işin öbür tarafından bakarsam her zaman söylüyorum. Ee, zaten dünyadaki en büyük beş davranış, en özel beş davranıştan biri özür dilemek ve hatağından pişmanlık duymakmış. Hı hı. Beş, en önemli beş davranıştan biri. Şimdi nefise eğer Cansu'dan özür dilediyse ya e şöyle boynuna sarılıp yani mesela şunu dediyse ki ben dediğini düşünüyorum. Hı hı. Cansu e, artık seninle iyiyiz. Yani bunu söyleyeyim içimde kalmasın. Yani o gün seninle dalga geçtim ya şu an seni daha iyi tanıyorum. Ki o gün de hata olduğunu düşünüyorum. Yani hı. yüzüne bakamıyorum bazen. E, bu konuda hakkını helal et. Hı hı. E, ben seni tanıdıktan sonra daha da sevdim. O günkü Gerçekti ya da değildi. Benim yaptığım çok büyük bir hataydı. Hı hı. Söylediğim lafta yaptığım harekette senden çok özür diliyorum. Bence de. Demiş olma ihtimalini düşünüyorum. Hı hı. Ama ben seyirci olarak bunu görmek istiyorum. Hı hı. Anlatabildim mi? Evet. Yani bu, bu bir programsa tamam mı? Sen Cansu'ya böyle bir özürü sadece Cansu'ya borçlu değilsin. Bana da borçlusun. Evet. Çünkü senin o hareketinden dolayı. Tabii. Ben seni eleştirdim. Seyirci o hareketinden dolayı belki sana antipati duydu. Ya da sen o hareketinden dolayı antipati kazanmışken... ...bu hareketinle birçok insana örnek olabilecekken... ...bunu belki ee, ne derler, kameranın olmadığı yerlerde yaptın. Ha, yaptıysa evet. zaten iyi ona bir şey demiyorum. Ama benim önümde yapsa hikayenin puzzle'ı eksik kalmaz. Evet. Şu an o kısım eksik. <laughs> Ve yani... çok güzel bir hareket baktığın zaman. Şimdi o yüzden hani e, arkadaşlıklarına hem anlam veriyorum hep anlam veremiyorum. Aslında bu olaydan önce de bir arkadaşlıkları vardı aynı takımdayken. Evet. Sonra bu olay yaşandı ve üstüne tekrar toparlandıktan sonra biz dediğin gibi bu görüntüyü görmek istedik ama bu görüntünün gelmemiş olması da aralarında yapılmadığı anlamına gelmiyor bir yandan. Ama şöyle bir şey, senin biriyle arkadaşlığın varsa, tamam mı? Hı hı. Sen o karşı takıma geçti diye bu kadar haince bir hareket yapmaz. Çünkü bu sene Survivor'ın bence en kötü 3 hareketinden biriydi o dalgı geçme sahnesi. Evet. Hala onun çamuru var yüzlerinde bak ben size söyleyeyim. Unutmuyorum diyece diyorum Hayır, ya gerçekten hep. Gerçekten bak hani şimdi diyecekler ki yine mi konuşuyor? E, konu geliyor kardeşim. sürün Nefis'e iyi olursa biz de bunun geçmişini sorgular ve nasıl böyle oldu diye düşünürüz ki bin tane Metin'e gidiyoruz şu an Nefis'e hmm. aslında bu konuda. Hmm. Çünkü barışmışlar helalleşmişler. Tabii senin çok hatırlıyorum ben. eğer helalleşmediyse helalleşmediyse de Cansu'ya çok yüzsüzsün derim şu an yani. Ki Cansu da öyle bir kız değil ama yüzsüzlük yani. Ben kabul edemem mesela. Hani eğer Aynen. Nefise özür dilemediyse bu konuyla alakalı Cansu'yu sorgularım. Bugüne kadar dediğim birçok şeyi Cansu'yla ilgili sorgularım yani. Hı hı. Büyük ihtimal helalleştiler ama ben diyorum ki keşke e, benim önümde yapılan bir hatayı ben seyirci olarak hı hı. benim önümde bir özürle e, görsem ve bunu e ee, izleyen kardeşime, çocuğuma, arkadaşıma örnek göstersem bak ne demişti pişman olmuş ne kadar vicdanlıymış öteki de ne kadar merhametliymiş evet. ki kabul etti onun özürünü diyebilsem. Çünkü bu yarışmayı ben bunun için izliyorum Tabii. anlatabildim mi? Hatta o, o söyleme üzerinden sen çok sinirlendin Nefise'ye Nefise şampiyon olursa ben burada oturmam diye bile Hayır hala Yok söylüyorum kalktın. Nefise yani. şampiyon olursa ben seni bu masada yokum. Bak tekrar söyleyeyim hani. ben lafımı yiyecek bir insan ya değilim. Nefise ya <laughs> şampiyon Niye olabilir. Yo, yo, net Niye böyle söylüyorum. şeyler yapıyorsunuz ya Kemal abi Kemal de aziz final koltuğuna oturursa ben... Hadi o dedi. birazcık daha kabul edilebilinir çünkü Aziz'in final koltuğuna ben de oturamayacağını <gülüyor> düşünenlerdenim <gülüyor> ama Nefise şampiyon olabilir olabilir ben de biliyorum ve işte dediğin gibi ben iddialı bir insanım iddialı konuştum yani abi. Yani bu olayın yani. üstüne dediğin belki... ah, tam tersi bak Nefise'yi övüyorum dikkat ederseniz evet. 10 gündür. Çünkü umurumda değil hani e, sözümü yememek daha umurumda her şeyden. Tam tersi şunu düşünüyorum. E, bu söylediğinin üstüne zaten Nefise toparlayıcı hareketler yapmış olsa zaten senin de bu sözünle alakalı ekstra bir şey söylemene gerek kalmayacak. Çünkü Nefise zaten hatasından döndü en azından diyebileceğin bir durum olmuş olacak. E tabii ki yani hayır her şeyi bırak güzel bir şey göreceğiz televizyonda yani. evet, evet. anladın mı bu kadar çirkinlikleri gördüğümüz bir sezonda bir özür bir güzellik bir iyilik bir kalite bir saygı bir sevgi bir güzellik görelim ya evet. gerçekten yani hani o kadar kötü evet. şeyler yaşandı ki bu sene e yani bunların telafisi varsa da gösterin abi bize gizli gizli yapmayın o zaman ben sizin <laughs> nerenizden tutayım nasıl seveyim yani e gerçekten bak şimdi bu konuda nefise hatalı diyoruz nefise arka tarafta özür dilediyse ben görmediysem hala hatası devam ediyor. Ama özür dilemediyse hem Nefis'e hatalı kabul ettiyse Cansu da hatalı. Evet. Özür dilememesine rağmen senin şampiyon olmanı istiyorum. Çünkü sen Osman Canlı müthiş yaptın taklidimizi. Dışarıda bunu bir piyese döküp acaba acaba demde bir tiyatro onu biliyorum. Arkadaşım çalışıyor. Bizi bedava da sokar. Orada mı oynasak? Yani anlatabildim mi? Çok çirkin bir durum var ortada. Öyle arkadaşlık olmaz ki. Ya bilmiyorum benim arkadaşlıklarım böyle değil yani. Böyle olamaz yani. Ben e, konuşup sorgulanarak, helalleşerek devam etmekten yanayım kendi ilişkilerimde de. Katılıyorum. Yani ben katılıyorum. en hazır olduğum insanın bile e, yanına gidip gitmeme konusunda sorguladım çünkü tanımak istediğimi söyledim 2015'te mesela ve gittim, konuştum şey kurdum, temas kurdum. Ondan sonra aramız düzeldi falan. Ya bunlar olabiliyor. Ya bu insani şeyler abi. Herkes herkesin küs olmak zorunda şeyler. değil. Ee, özür dilemek e, alçaklık değil. Ee, ne derler? Hatanı kabul etmek, anlamak kötü bir şey değil. Ya rahat olun. Nasıl e, kötü şeyleri yüksek yüksek yapıyorsanız, iyi şeyleri de yüksek yüksek yapın. Hatanızı anlayın, dönün abi, dönün. Herkes ama şey. Asıyor kesiyor, ondan sonra e, arka tarafta gelince. özür diliyor. Evet. Ya yani sen senin özrünü görsek kimse seni hafif görmez. Ben iddia ediyorum Cansu çıkıp ağlayarak bir röportaj verse, sonra da buradan çıkıp Cansu'nun yanına gidip özür dileyeceğim dese Nefise. Hı -hı. Şu an herkes Nefise'ye ayakta alkışlar. Bak, Hı -hı. Ya, bu çünkü çok güzel bir şey ya. Evet. Hatanı anlamak kadar güzel bir şey evet, mi var hayatta şey. kendini kabul etmek kadar. O yüzden biraz inşallah e, öyle olmuştur da gizli profesyonel Kesin. olacaksın ve hikaye yarattığın hikayenin puzzle'larını seyirci önünde devam ettireceksin. Evet. Evet. Yapın, Doğru. O hatayı gerçekten bence de kamera önünde toparlaması gerekiyordu. Peki acaba nefise gideceğini hissediyor olabilir mi? Ya da gitme ihtimalini yüksek görüyor olabilir mi? Cansu'ya bu kadar sen burada kal, çabala, devam et. İşte ben çıkarsam zaten seni ve Aziz'i destekleyeceğim. Ben gidersem şöyle olur. Gibi sanki Cansu kalacakmış gibi böyle bir söylemi olduğu için bir kere daha sormak istedim. Acaba böyle hissediyor, böyle düşünüyor olabilir mi? Olabilir. Potalardan çıkan bir aziz, kemikleşmiş bir oy potansiyeli var. Cansu da Asena'nın söylemine göre kendisini yazdırmış, ben gideceğim demesine rağmen aslında poto konuşmaları çok e, kalacağım hissettirmeyip. Ya daha öncesinde zaten söylemiş. Bunu. Evet. Ama pota konuşmalarında da ben kalmak hı hı. istiyorum diye böyle net konuşmayan e, acaba gider mi pota konuşmasını beğenmedik demişlerdir ve Cansu da güçlü potalardan çıktı. Hı hı hı. E, elenmeyen bir Cansu var ve bu zamana kadar hiç potaya girmemiş bir nefise. E, rakipleri daha güçlü. Daha kemikleşmiş bir oy potansiyelleri. Onlara oy atan sevdikleri. E, sürekli yine potadayız. Hadi arkadaşlar grubu toplayalım. Geçen hafta ne kadar oy atmıştık. Bu hafta hadi onun birazcık daha fazlasını atalım. E şimdi dışı başka insanlar da oy atar. Birazcık gücümüzü birleştiririz diyen bir tayfa var Aziz'de ve Cansu'da. E Nefise'de bu yok. Ama Nefise gibi iyi bir survivor'da böyle bir kumpasa kurban gitti diye düşünen çok insan olabilir. İn adına Nefise'ye oy atılıp Orayı sana asena e bırakmayız. Yusuf sana orayı bırakmayız diyenler Nefise'yi burada göreceğiz. Azize oy oyatıyorum ama Nefise'ye de oyatıyorum. Hı, hı Çok insan olmuştur bence. Onun için ben Nefise'nin asla eleneceğini düşünmüyorum. Cansu elenir, Nefise elenmez. Nefise'nin Cansu'ya e, hani ben gidersem demesi klasik bir survivor psikolojisi biz de yapardık. Hı hı. Arkadaşının ağzından şunu duymak istiyorsun orada. Gitmezsin. Ya saçmalama sen elenmezsin ya. <laughs> yani burada Aziz'le ben dururken Nefise sen gitmezsin ya rahat ol demesini <laughs> isteriz. Buradaki olay o aslında. Tabii ki bir ihtimal Ay. var. Bence de ihtimal <laughs> var. Gide de bilir. Kalemin düştü galiba. Kalemin fırladı. İntern Bana da Fır bari. Bıraktı kendini. Ne gidiyor böyle. Evet. Yani e nefise yani tekrar söylüyorum. Şimdi bak bizim Ünal yazmış. Ünal da iyi Survivor izleyicisidir. Bu sene biraz Nefise'yi tutuyor o da. <laughs> Abi gözünüzden kaçtı herhalde. Konseyde Nefise Acun abiyle konuşurken Cansu'dan özür diledi. Yarım de, yamalak. Evet. Ben de bunu ama hatırlıyorum ama değil. çok net bir şekilde o konu üstünden değildi. Pişmanlık duyduğum hareketler var demişti. Evrimle konuşmuyorum ee, ve sen bana ısrar ediyorsun ya da konu açılıyor. Çok ağır bir şey yapmışım. Hani neredeyse evrime bakmayarak ve konuyu genelleyerek konuşuyorsam bu özür evrimde hiçbir etki yaratmaz. Tam tersi bana daha da bile eğlenir belki. Ee, benim bahsettiğim üzür, özür özür Hatanın büyüklüğüyle eşdeğer olmalı. Hı hı. Yani böyle neredeyse yani çok saçma bir örnek olacak ama şu hareketin karşılığı Cansu'nun önünde böyle eğilip ellerini iki eline tutacaksın. Cansu bak sana bir şey söyleyeceğim. Çok büyük bir hata yaptım. Hı. Yani kaç gündür bunu düşünüyorum. Şimdi seni tanıdığım için Son bazen yüzüne bakarken mi? bazen gözün gözüne baktığında dikkat ediyor musun? Çekiniyorum. İşte onun nedenini biliyor musun? Sen sakatlandığında biz Osman Can'la senin taklidini yaptık ya Orada gerçekten çok büyük hata yapmışım. Seni tanıyınca bunu daha iyi anlıyorum. Hı -hı. Senden özür diliyorum. Hakkını helal et dersin. Cansu da çeker ellerini sarılır sana. Olay biter abi. Evet. Özrün ne kadar e, hata ne kadar büyükse özrün de o şiddette olmalı. Hata nerede oluyorsa özrün de orada olmalı. Yani Acun abi konu açtı diye hatalarım var. E, var tabii 7300 tane var. Ama bir tanesi zaten 7299 değerinde. Senin onu düzeltmen lazım. <laughs> <musun>? Ay gerçekten <laughs> Formundasın var. Formundasın bugün. Evet. Konuşuyorum boş konuşuyorum. Yani konuşalım. estağfurullah. Estağfurullah. bir şey. şey. <laughs> yani belki birebirdeyken çok daha samimi bir şekilde özür Olmaz. diledi. Konu açılınca e, burada üstünü geçiriyormuş gibi oldu ama Cansu zaten konuyu bildiği için falan diye. Olmaz. Hani olabilecek en yani pozitif şeyi çıkartmaya ben çalışıyorum. Ben burada kavga edeyim edeyim edeyim. Kuliste senden özür dileyim. E burada Gamze gördü, Büşra gördü, izleyenler gördü. Ben seni zor duruma bıraktım. Ama kuliste de ben senin gönlünü aldım. Olur mu be? Bu yakışır mı? Bak geçen gün yani bir şey evet, oldu abi. burada hatırlıyor musun? Aynı yerde olsa doğrusu da, daha doğru. Sen bir kelime kullandın ve ben sana çok fesatça düşünüyorsun dedim. Ha, hatırladım. Sonra e, reklamında ben burada içeri gittin. E, gittiğimde arka tarafta böyle gözlerin duru oturuyordun. Evet. Ben yanına geldim konuştuk. 30 saniyede zaten barıştık. Evet, Ama e, sonrasında yayına geldiğimizde ben sana şöyle bir şey söyledim. Demin dedim biraz e, yanlış anlaşılabilecek bir kelime söyledim. Dedim. Çünkü benim orada özür dilememin aslında çok bir önemi hem var hem yok. Tabii. Ama hatayı burada yaptığım için burada özür dilemek de daha mantıklıdır. Oradaki senin kalbini alır ama burada esas senin kalbini ferahlatır e, özür dilemem diye düşünüyorum. Evet. Yani evet. bu önemli bir şey. Bak Hatırladın değil mi olayı? Hatırladım. Hatta dedim ki özür dilemene gerek yok abi. Ben seni biliyorum. Biliyorum aynen aynen. Ben Hı -hı. de orada ama, biraz fazla evet. yükselip söyledim Olsun. ama burada da konuşulur. Ee, ayrıca seni de çok seviyoruz yani bilgin ee, olsun. O filmlerde ilk e, giden sarışın iyisin sen yani rahat Ay, ol yani. Öyle olsaydım 13 kere kalmazdı. O elinde bıçakla gelen adamın bıçağını alır <laughs> ormana doğru atarsın yani. Aman Allah'ım. Evet, diyorum ya kurdu ben yerim kurt beni yiyemez. <laughs> Bu görüntülerden sonra oyun sonuna gidiyoruz. Nefis oyun sonunda ne açıklamalar yapmış o görüntüleri izleyelim. Evet Murat Ceylan'ın da dediği gibi hı hı. Nefise şu an muazzam bir psikoloji içerisinde. Hem aday oldu hem oyunlarda e, düşük bir performans gösterdiği bir süreçten toparlandı. Dün 8'de 8 yaptı. İnişli çıkışlı yaşadığı durumların sonucunda da duygusal anlar yaşıyor. Evet. Ve yine gözyaşlarını tutamadı oyun sonunda da. Nasıl değerlendiriyorsun Evrimciğim bu görüntüleri? Nefise her zaman isim söyleyen, isim yazan, e, takımın akıbetini belli, belirleyen kişilerden biriydi. Hı hı. Ama bu güç onun elinden alındı. O da e, birazcık e, güçsüzleştiğini hissetti. Sen bu zamana kadar gel, 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 performans birincisi ol, arkadaşlarına bağlan, takımda hep kazanan ol, isim söyle, isim yaz en iyi performanslı olduğum için gerekiyorsa takım arkadaşlarımı azarlayacağım diye benden korkularını artık oyun alıyorlar beni öyle lider görüyorlar şu düştüğüm duruma bak dedi hmm. geldim 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 şimdi benim adımı hemen kaybedilen dokunulmazlıkta benim adımı söylediler tabi bu, bu duruma da ağlıyor kırgın gururuna yediremedi yani en çok adadı anlaşamadığı insan olan Ertuğrul bile bu insanlardan önce şampiyon olmasını isteyecek bir seviyeye geldi Nefis'e. Yeni daha gözünü açtı da onun için. Daha yeni farkına diyorum, vardı. Geçen hafta gerçekleri. gitmek istiyorum diyordum. O sözleri söylediğim için çok pişmanım diyor. Evet. Mesela şunu da kırması lazım kafasında. Şimdi e, size bir soru soracağım. E, yaşanan olaylara bakınca Yusuf'la Asena arasında bir e, büyük bir tartışma geçti. Hatırlıyor. Evet. evet, Yusuf 4 evet. ceza evet. aldı. Hı hı. Ve sonrasında yaklaşık 15-20 gündür de aynı adadalar ve aralarında bir arkadaşlık var. Doğru. Nefise ile Cansu arasında da e, çok büyük bir olay yaşandı demin konuştuğumuz Hı -hı. olay iki olay hatta ilk beşe girebilecek e, ve aralarında yaklaşık 15-20 gündür çok iyi bir arkadaşlık var Hı -hı. ve şimdi çok iyiler. Şimdi şunu sormak istiyorum hem Nefise'ye hem Yusuf'a hem Cansu'ya hem Asan'ya e, hem size. Nefise ile Cansu iyi arkadaş olabiliyor da bu kadar olayın üzerine. Yusuf bu kadar olayın üzerine. Asena ile iyi arkadaş olunca niye Nefisa'yı satmış oluyor mesela? Çünkü ortada evet. alınan bir ceza var. Yusuf Asena yüzünden dört oyun ceza aldı. Ve yani çok onun ağır... yüzünden değil Asena'ya kendi kendi Asena'nın yaptığı yüzünden. bir şey yoktu. Evet. Ama Asena'ya olan nefretinden dolayı bence o nefret içeren sözcüklerdi. Hı hı. Senin dişlerini sökeceğim, önüne kemik atacağım, bilmem ne, bilmem ne. Yani ben hayatımda o cümleyi hani duymadım ya söyleyemiyorum bile aslında küfür içermiyor ama çok ağır çirkin bir hakaret bu. Hı hı. Onu söyledi. Ne bileyim ya bu bence çok daha ağır bir şey. Yani senin Can Su'ya taklit yapıp söylemesinden daha mı ağır? O da çok ağır bir şey. İşte bak. Şimdi ikisi de ceza ağır olduğu için şey. ama ceza almadı. Hı. O da çok enteresan bir şey en azından e, Nefise söyle yaptım diyor, hata diyor. Ama Yusuf bunu kabul de etmiyor. Daha söyledim, taşa söyledim, kutuya söyledim, ona söyledim, buna söyledim. Ortada bir saçmalık var ya. Ay şunu demek istiyorum. İkisi de ağır olaydı da Nefise mesela Cansu ile iyi olmasını sindirebiliyor iyi arkadaşlar ama öncesinde zaten arkadaş oldukları için hata oldu ve tekrardan parladılar tamam Yusufla önceden... Asena arkadaş değillerdi ayrı takımdalar e tam o zaman zaten aralarındaki tartışma çok daha mantıklı rekabet yani, üzerinden olduğu için ya diyorsun? şöyle bir durum yani eğer Nefise ve Cansu öncesinde arkadaşsa Nefise öyle bir taklidi nasıl yapar niye yapar ya yani onu sorgulayalım o zaman hı hı. ben diyorum ki bana göre Yusufla Asena'nın e, bu travmatik olayı ve sonrasında çıkışlarıyla Nefise ile Cansu'nun travmatik olayı ve soysa çıkış çıkıp iyi arkadaş olmaları benzer şeylerken Nefise niye Yusuf'la Asena'ya e şaşırıyor da kendi Cansu'yla arkadaşlığına şaşırmıyor? Bana çok e, benzer şeyler geliyor. Yani, yani Nefise ağlıyor ya. E, yani bilmiyorum bana çok Aradaki şey yani gel söyleyeceğim size. Bunun Nefise'nin de kendi açıklaması var bu konuyla ilgili. Çünkü e, bir insan benim arkadaşıma hani 4 oyun ceza aldırdıysa o yüzden Onunla alakalı verdiği tepki bana samimiyetsiz geliyor gibi bir söylemi var. Yani ilk başta onunla bu kadar kim ceza ne... aldırdı Yusuf'a? İşte Asena'nın aslında Asena ile geçen muhabbetin e, arasında Yusuf'a ceza aldırmış olması, ceza aldığı için ben Yusuf'un tarafındayım ve o yüzden samimi bulamıyorum gibi bir yerden yorumluyor. Ama bana sorsan hı hı. ben de e, Asena ile Yusuf'un arasında zaten çok büyük problemler yoktu. Bir oyunda oldu, e, yanlış seviyelere gitmeden önce Yusuf dedi ki hani. Bu benim üstüme yapışacağına en azından r yaptı desinler. Havaya söyledim, suya söyledim diye konuyu toparlayıp Asena'ya bile söylemediğini ifade ederek çekildi geriye hatasından döndü ve sonra da ile aynı takıma geldiler ve arkadaş olduk bence. Doğal de... biliyor musunuz? Tamam da heh. Nefise de, Yusuf da hatayı yapan kişi. Hı -hı. Yani hata yapılan kişi değiller. Tamam. İkisi de bilerek, isteyerek kendileri kendilerinin farkında olarak hata yaptılar. Hı hı. Bu işin sonucunda yani Yusuf Asenay'ı sevmiyordu. Asenay'a olan hırsı, kini ya da nefreti her neyse artık hı hı. ona bu hareketleri yaptırdı hı hı. ve kendi yaptığı bu hareketler yüzünden de ceza aldı. Hı hı. Nefise de Yine Cansu'yu çekemedi ya da sevmedi, onu Cansu ciddiye ona alamadı. Negatif bir şeyler yaptı zannetti ilk başta o yüzden. Hayır, yaptı bir dakika bunu. İkisi de aslında yanlışı yapan kişiler. <laughs> evet. Burada Yusuf ceza aldı, Nefise sadece ceza almadı. Ee, daha sonrasında e, Nefise diyor ki sen bu insanı sevmiyordun ve bu insanı sevmediğine rağmen bu hareketleri yapıp ceza aldın ama şu anda sen. Bu kişiye iyi davranıyorsun. Şimdi Asena kötülük yapsa, Yusuf kabul etse arkadaş olmayı, Yusuf'a karışamaz. Ama kötülüğü yapan, hareketin yanlışlığını yapan zaten Yusuf. Sen yani hem evet, yanlış yapıyorsun diyor, yiyorsun, hem sevmiyorsun, hem istemiyorsun, hem seni çıldırttı. Sen hata yapıyorsun, sonra da hata yaptığın kişinin yüzünden dört tane ceza alıyorsun. Sonra da o kişiyle şu anda da iyi anlaşıyorsun. Ve senin yemeğin yokken ben seninle yemeğimi paylaştım diyor şey Nefise. Şey söyleyeceğim yani cezayı Yusuf Asena yüzünden almadı. Kendisi yüzünden Yusuf aldı. Yusuf cezayı e, yani e, kabalık yaptığı için aldı. Evet. Bir şey söyleyecektim kabalık dedim güzel çıktı. Evet. Kabalık yaptığı için evet. aldı. Evet. Yani orada hatalı olan Yusuf zaten evet. o olayda. Mesela Nefise ne diyor Asena yüzünden ceza aldı diyor. Hayır. Yusuf cezayı kendi, kendi kabalığı yüzünden oluyor. aldı. Aynı. Bu arada Yusuf'la Asena arasında bir olay yaşandı. Ama Nefise ile Cansu arasında 2-3 tane olay var. İkisi çok büyük kırmızı çizdi. Evet. Yani, yani onlara da kırmızı kart çıkıp 4 tane 2 tane ceza gelebilirdi mesela. Nefise? Orada belki Yusuf erkek Asena e kadın diye biraz daha ve Yusuf'unu o e, çirkin kabullenmeyişinden dolayı Acun abi olayı kaşıdı kaşıdı. Hı hı. Sana 3 ceza hadi bir tane de benden dedi 4 dedi yani. Evet. Yani Nefise'nin Cansu'ya karşı tavrındaki tek şey bir oyunda Cansu ona negatif tezahürat yaptığı için karşı takımda demek ki karşı takıma geçince böyle oluyor gibi bir vitese taktı Nefise ve sonra yanlış olduğunu anladı bu durumun ve geri döndü ama artık iş işten Aralarında geçmiş oldu tabii. Aralarında da konuşmuş ki. olabilirler. Bak aynı bu takımdayken konuda... ekmek yok Asena sana diye röportajları vardı ya. Hı hı. Belki de kendileri yan yanayken Nefise'ye nefret ediyorum Asena var ya bitti artık bitti. Belki baş başayken de çok ağır şeyler Söyledi Asena'nın arkasından Bilmiyorum. ondan sonra da böyle yakın olunca Nefise bunu yediremiyor Tabii, olabilir yani Nefise'nin bildiği bir şeyler vardır mutlaka Demek bu ki. konuyla ilgili bakalım Hasan ne diyor bu konuya Hasan'cığım hoş geldin nasılsın selamlar selam nasılsın İyiyim şükür sizleri izliyorum güzel bir panorama programı oluyor gerçekten birçok konuda. Birçok sözü söylendiği dolu bir program oluyor. Her gün geçiyor. <laughs> Adeta bağlanmayı unutacaktım. <laughs> evet, Hasancığım ne diyorsun? Konuştuğumuz, tartıştığımız konu senin ilgi alanın olan bir konu. Nefise, Cansu. Onların tartışması. Hanım, sizin ilgi İşsine... alanı Nefise, Cansu diye konuya girilmez böyle yani, bir Yani ilgi alanını doğru e, ifade etmemiş olabilirim taraftarı olduğum bir yarışmacı olduğu için konunun içerisinde Öncelikle daha çok konuşmayı sevmiş olabilirsin, sevebilirsin. Bir ayıp yapıldıysa ve ayıbın muhatabı için bu artık sorun değilse bize bir söz söylemek düşmez. Nefise öyle ya da böyle Cansu'nun gönlünü almış bitmiştir. Hı hı. Kaldı ki Cansu dün de hafiften bir sakatlandı. Başım falan dönüyor dedi. Millet gülmeye başladı. Evet. Yani Cansu'nun sakatlıkları artık kimse inanmıyor. Evet. Öyle bir durum var. Yani demek ki Cansu da artık çok inanmıyor ki sakat taklit yapan adamı bile affediyor, bağrına basıyor. Hatta elendikten sonra senle Osman'a destek olacağım diyor. Demek ki önemsemiyor bu taklit yapmaları falan. Yani bu masada önemsendiği kadar Cansu'nun hayatında önemli bir mesele değil bu. Yani evet demek belki de üstünde durmuyor artık. Yani dün başım döndü diyor kenara geliyor millet gülüyor. Hem de gülenler burada panorama masasında başından sonuna kadar en çok övdüğünüz adam Özgür Bey. Dün Nefise gülseydi belki de çok daha ağır şeyler söyleyecektik bugün burada. Ya Nefise yine Nefise'liğini yaptım milletin sakatlığına gülüyorsun diyecektik. Ama Özgür Bey yapınca artık diyoruz ki ya acaba Cansu da biraz fazla çabuk mu kendini yere bırakıyor? Futbolcular hani böyle bir hafif temas alıp atan kendini topçu olur. Yani ee, çift taraflı bakış yani. açıları var bu konuyla ilgili. Özgür'ü de sorguladığımız yani o yüzden yer var Cansu'da. Cansu, Cansu var. affettiyse Nefise'nin olayı oyuna devam. Ama bence diğer tarafta da Nefise'nin tepki gösterebileceği hiçbir şey yok. Yani orada e, da Yusuf, bak, işte bize ama. Yusuf meselesinde. Ya millet aynı takıma düşmüşsün. Aynı amaç uğruna savaşıyorsun. Elbet insanın bir kanı kaynar ya. Bir yakınlık olur. Onun sayısıyla evet. ödül alacaksın. Onun sayısıyla anneni göreceksin. Onun sayısıyla elenmeyeceksin. Senin sayınla annesini görecek Senin sayınla kursağından bir lokma yemek geçecek. Mutlaka bir yakınlık olur. Can düşmanın olsun. Hadi dersin oyuna kazan ya. Hakan Bey'in yarıştığı sene Turabi ile arası çok limon limoniydi. Hatta limoni kelimesi hafif kalır. Bir oyun yapılsaydı da aynı takıma düşselerdi ilk Hakan Bey tebrik ederdi oyunu aldığı zaman Turabi. İlk o, o kalkardı ben fırlardı. Ya da Turabi ona fırlardı. Ya e çünkü Hakan Bey kazanmasa Turabi aç, Turabi kazanmasa Hakan Bey aç. Öyle, Hiç hani böyle tabii yani yakınlık olup insanın kanı birbirine kaynar. Takım Orada oyunu nefis, olmak haksız. farklı ama Hakan da dese ki kim elensin Turabi elensin der. E, güçlü rakip sonuçta. Şimdi takım arkadaşlığıyla bireyseller e, bireysellikteki arkadaşlığı farklı tutalım. Takım farklı bireysellik farklı. Ben şey düşünüyorum ya, insanın, yani bu Survivor'da dostluklarda böyle bir değişimler bir anda böyle değişmeler düşmanın bir anda dost olması falan bunlar bana garip gelmiyor yani en neticede 8 tane adamsın orada. Birileriyle yakın olacaksın, birileriyle uzak olacaksın. E bazen geçen hafta çok sana batan Asena bu hafta da batmayı verir. Bu i̇şte hafta da yakın gelir. Orada da ben çok büyük konuşulduğu yani. zaman hani madem bu kadar büyük konuşuyordun o zaman konuşmasaydın da hani bunları yutmak zorunda kalmasaydın seviyesine geliyor. Tabii ki Tabii, birileriyle iyi bir var ama hani hem büyük konuşmak gerekiyor evet. bazen Survivor'da iddialı olmak gerekiyor. İşte rakibine karşı gözdağı verebiliyor olmak gerekiyor. Bazen de e, o gözdağı verdiğin, iddialı olduğun konulardan sınanıyorsun ve o insanlarla yakın durman gerektiği durumlar oluyor. E bu da zaten hani oradaki dengeleri etkileyen şey oluyor kesinlikle. Peki. Yani çok büyük konuşma bak. Ben bunu sildim. Bu adam değil. Bu şey değil. Dost olmaz bundan, arkadaş olmaz bundan falan filan. diye net keskin konuşmamak lazım. Evet. Asena herkes herkese dost, herkes herkesle arkadaş olur. Bir Aynen. anda kanın kayın. Hakan Bey küs müyüz? Sabahtan beri konuşuyorum. Bir kere araya girmediniz. Eğer <laughs> küssek söyleyin de ona göre ben de o tavır alayım. Bak ya tıp mı oynuyorsun nefesini mi tutuyorsun hiç kırık mı tuttu öyle bir şeyler oldu galiba. Oldu ne bu ]yse. adamın hiç kırık mı Nefise'nin gözyaşlarına ne ben sona sorayım <laughs> o zaman. Nefise'nin gözyaşları üst üste hem oyun öncesi hem oyun sonrası nasıl değerlendiriyorsun? Begüm de Hanım Survivor dinliyorum. Panorama'da hafızanız kuvvetli midir? Hafızam kuvvetlidir. Ben ne demiştim bu Nefise beni eleyim ben artık gideyim dediğinde ben ne demiştim? Genç kız bu lafı etti bir hafta sonra bunu izletseler ben ne demişim saçmalamışım derdim. İzlettiler evet. bir bir mi bir yani? Bugün dedi ki saçmalamışım. İzlettiler mi yani? Potaya girince mi aklına geldi bu? Potaya Etmediler. girmeseydi söylemezdi. Ben insan söylemezdi. Bir kere dövün. <laughs> Helal potaya olsun. Girerse. Doğru bildin abi. Hasan tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Yo doğru söylüyor tabii ki. Ee, ama şimdi tabii e, biraz potaya girdiği için de bir böyle bir şimdi sıkıştır <laughs> fikstür. <laughs> ee, bir şimdi hani gerçekten yumurta kapıya dayanınca gitme ihtimali ya, tabii. olunca. Hay bunu... gideyim diyordu nefise işte öyle attı tuttu bak şimdi pişman oldu Aynen yani bir e, hani kul sıkışmadan Hızır e, yetişmez. hazır yetişmez derler ya e, insan mesela bak bir laf vardır çocuk e, rızkıyla gelir diye. Hakan o Bey asıl... bugün de ne laf söylediniz. Bir evet. çuval laf, bir kitap Yaz da... abi işte, yaz <laughs> kenara ya. Sözler programı. Vallahi. Ben hayır, hayır çocuk rızkıyla gelir diye çok güzel bir, bizde bir e, inanış bir laf var. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum ama bunun alt temelinin şu olduğunu düşünüyorum. Bak konuyu ne güzel bağlayacağım anlayacaksın. Aslında çocuk rızkıyla geliyor derken, e, çocuk geldiği zaman insanın motivasyonu arttığı için ve ileriyle alakalı kaygıları... E, beklentileri e, hedefleri değiştiği için daha çok çalışma ve daha çok başarılı olma isteği o rızkı ona getiriyor. Evet. Hı -hı. Çünkü sen rızka gittiğin için rızk sana geliyor zannediyorsun bir yandan da Hı -hı. tabii ki yani inan, ben de inanıyorum o lafa ama sen gittiğin için yol kısalıyor rızka ulaşma yolun. Evet. Çünkü sen ilerisi için e, hedeflerini koyuyorsun planlar yapıyorsun kafanda şu işi yapmam lazım, Aa, bunu da yapmam lazım artık çocuk geldi aa bez alacağım şu işte yapayım akşam şurada da çalışayım falan bir bakıyorsun bolluk bereket sebebi aslında e, tabii ki önce Allah ama senin çalışma azmin burada. Burada da e, konunun nereye geleceğini anladın herhalde. Anlamadım. Evet ben de anlamadım ama e, güzel bir yere yani geldin. Hiç alakası önce yok. Önce parkurda koşuyor yani. nefis, nefis, nefis yok, gelen çocuğun nefiseyle şeyin tartışmasıyla hiç alakası yok. Öyle. Bence çok alakası var. Bak çok ince bir düşünce seni anlayacağını düşünüyorum. Nefise'nin niyeti artık onu birazcık daha aklı başına geldi. Ve o niyetini doğru e, hayata getirebilecek belki. Yani şöyle bir durum. E, Nefise bazı olayları yaşadıkça e, belli şeylerin farkına varıyor. E, ve belli şeyleri aslında e, ben oldum deyip e, yerimde durayım onlar bana gelsin değil. Ben de çaba göstereyim. E, sadece performansta değil her şeyimle. E, çünkü... Tamam performansın iyi olabilir ama benim buradan alın ben buradan gitmek istiyorum dediğin zaman e, sen o yolu yürümek istemiyorsun demektir. Ama demin dediğim gibi sen o yolu yürümek isteyeceksin. O yolu sadece performansınla değil duruşunla, söyleminle, karakterinle yürürsen şampiyon olabiliyorsun. Nefise o işte dediğim gibi buradaki rızkı e, kupa olarak düşünürsek o yola artık e, sırtında sadece performans değil e, biraz tavır yüküyle de e, gittiği sürece bence hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşır. Ne diyorsun bu konuya? Hastane? Anlamadı yine. Yine bağlayamadı da neyse Aynen. önemli değil. Canınız sağ olsun. Tamam. Olsun. <laughs> Her zaman da bağlamasın canım. bir Bu arada YouTube'a Evrim Çeklik şaka yazdım. <laughs> ne çıktı? <laughs> bu kadar cana yakın bir insan. Bu kadar seveceğim bir insan. Gerçekten Evrim Hanım'la tanıştığıma gurur duyduğum bir 20 dakika oldu. Yanına oturan o adamın bütün garip saçma sapan tavırlarına rağmen ya kardeşim sen niye bu kadar garip saçma sapan tavırlar sergiliyorsun? Korktum vallahi. De bir kere şey demiyor mi? yapar diye. Bir en kere demiyor. O kadar var. sevecen yaklaşıyor ki çocuğa. O kadar iyi niyetli yaklaşıyor ki. Çocuk abuk subuk bin tane hareket yapıyor patlasın bir yerde diye patlamıyor. Ama bize öyle anlatmadı. Bize dedi ki şaka yaptılar dedi. Ee dedim tamam, ben şaka. yer miyim dedi. <laughs> 20 dakika izlediysen yemiş biraz yani. İnan inanamazsınız video izleyince. İzledim, izledim şaka. <laughs> çok bence de, ben çok de güzel bir tavır. Ben ya, yani. gerçek mi değil mi anlamadım çünkü. Hayır gerçek çocuğa de olabilir. şey de demiyor mesela ya şaka mı yapıyorsunuz bana ne biçim tavırlar da demiyor gerçekten çocuğu topluma kazandırmak için. <laughs> Aa, de ya. Gerçekten denedim ya gerçek. Denedim Vallahi denedim bir de dedi ki Instagram'da tanıştım bir kızla dedi buluşacağım dedi dikkat et dedim birbirinizi tanımıyorsunuz bir de ne dedim biliyor musun? İşyerlerde buluşun, kapalı alanlara gitmeyin, tanımadığınız kişilerle Kapanı kafede otur dedim, birbirinizi <laughs> tanıyın dedim. Daha ilk defa mı bu görüşeceksin dedim ya ilk ya ikinci kez mi ne dedi İyi bari mesela ayranı dedim. kapalı mı içmeliyiz ilk buluşmada evrim Hanım? yoksa açık ayran söylemeli miyiz? ya nerede <laughs> içtiğine bağlı yani ben açık ayran çok severim Ben de çok severim. Güzel ben bir restoranda ya da böyle sokakta yapıyorlar ya çok lezzetli oluyor. Oralarda içi ver açık Farkı ayran. Ne sizce? Bakırda bakırda getiriyorlar ya açık <laughs> ayranı. Ben o bakırın tam temizlendiğinden emin olamadığım için kapalı ayran severim. Benim önceliğim İlyan açık ayrandır. Güzel yani. kaygısı. Lezzetli. Artı kapalı ayranın anlamı ne İçine koyulan belli maddelerle onun ömrünü uzatıyorlar yani öyle bir durum oluyor o yüzden yani ben de açık her şöyle. zaman tercihimdir yani köpü, köpüklü köpüklü bir şey soracağım dün şoförün adı neymiş ya Mehmet miymiş <gülüyor> merak <gülüyor> et sorabildin mi? Rafi ama şoför değil kendisi bir dostum yakınım ha, He, Arkadaşın yani, yani tamam. Beni bekliyordu geçecektik bir yere Hmm. E şoför dedin çocuğa aşağıda. Şoför demedim. Aşağıda Araba arabayla dedi, bekliyor dedi. dedim. Araba bekliyor dedi. Peki o zaman ben sana oldu? şoförün adını sordu Ya yani şoförün adıyla ilgili bir şey söylediğinde niye dostunla yani yani arabayı söylemedim. kullanan kişi. Ben burada Mehmet falan dedim. diyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Bana Mehmet <laughs> evet. dedirtti Ben ismini evet. dün paylaşmak istemedim. Belki bu paylaşmak <laughs> bugün Bugün ne fark etti? Belki bugün izin aldım aşağı inince izin Benden aldım. Benden ben bahsedebilir <laughs> miyim yayında? Sen peki kendi programlarında her bahsettiğinden izin alıp mı bahsediyorsun? Evet. Adını geçirirken. Topluma yani. mal olmamış biri ise, ünsüz biri ise mutlaka izin alırım. Bu anıda senin ismini geçireceğim. Ama topluma mal olmuş biri. Sen şimdi Rafi'ye topluma mal olmamış mı diyorsun? Hakan <laughs> <laughs> Atiboğlu gibi, Evrim Çektik gibi topluma mal olmuş bir isimse onu anarım yayında. Eyvallah, eyvallah. Fezeli <laughs> anamız ağladı. <laughs> Peki ne olur akşam? Artık geldik <gülüyor> Dana'nın <gülüyor> kuyruğu kopacağı yere. Nefise hiç elenmez gibi geliyordum. Bugünkü açıklamalarından sonra yüreğime bir korku saplandı. Böyle bir şey yaşamayalım. Evet Oya yani. hala atılabiliyor mu? Gittim Yok mu kapandı artık. Kapandı. Bir şey atılıyor mu? Oldu biz de istersen hala bir de buradan masadan da Nefise'yi oy atın diyelim. <laughs> öyle olur mu? E sen dedin ya ben Ben demeyecektim oy bu arada sen niye öyle şey dedin? Ama Kendim oylar kapandıktan ben. sonra. Oylar kapandıktan ee. sonra ben istediğimi oy atarım. Yok, şu, an oy söylemem. şu an oy atılmıyor. Şu an oy atılmıyor. Üzüldü Hasan. E Hasan'cığım oylamı Hasan açtığında niye atmadın? Ben finalde atacağım diyordun. Şimdi atsaydın. Ya evlenirse belki senin bir tane oyun yüzünden? Ya. Bir oyla evlenirse çok üzücü. Olabilir. Uzun. Evet. Neden olmasın? Bir oyla elenirse gerçekten çok üzücü olur. Hani. Gerçek anlamda. Olabilir. Ya bir de zaten 15-20 oyla elenecek biri zaten gibi duruyor. Herkes birbirine çok mu? yakın duruyor ya. İşte bu pişmanlığı yaşamamak için zamanlık doğru Survivordaki yerde oyunu atman gerek Survivor'daki yakınlık en kötü 500 oy 1000 oydur yani evet. öyle bugüne kadar e, zannetmiyorum 100 oyla 20 oyla falan elenen çünkü ciddi bir oy geliyor şu an ben, ben sana söyleyeyim tahminen söylüyorum yani 50-100 bin bandında oy almıştır en kötü yarışmacı şu an İddialı. yani Evet. Işte 50-100 binin olduğu bir yerde de hani 49.800'e 48.900 bitmez yani bir oyla ben bitmez canım. her şeye rağmen Aziz diyorum. Gider. Gider. Evet. Çak ben de. Siz böyle dediğiniz için kararımı değiştiriyorum. Ben niye? de Cansu gider Farklıs. diyorum. Farklı, farklı niye farklı olmaya çalışıyorsun? Çünkü bugün gıcık aziz. oldum sana. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım ya. Ya buradan <laughs> burada konuşmadan acaba Hasan beni kaçıncı dakika selamlayacak dedim. E, ...bakayım ne zaman tepki gelecek... ...4 dakika 23 saniye bana hiçbir şey söylemedin yani... ...burada saksı gibi... Sık ...rahmetli Erol abiyle. Büyükmuş gibi oturdum... ...saksı mıyım ben? <laughs> saksı Hakan gibi. Bey siz bana küs gibi... ...selam bile vermediğiniz için... ...ben 4. dakika artık utandım dedim ki... ...Hakan Bey küs müyüz? Hayır, ben Önce tam bir se... insan der ki Hasan hoş geldin... Bak selam veriyordum... ...Begüm lafa girdi dedim... E, ...ayıp olur üstüne konuşmayayım... ...sonra Evrim lafa girdi bir daha konuşamadım kaldım böyle böyle... <laughs> Böyle kaldı mi? kere. Bizde yüzümüzde. Bizim yüzümüzden mi? Bence öyle. Sen konuşmak <laughs> istersin de seni kim susturabilir bu masada? Bak konuşalım çok bu küslük bitsin. Bu küslük bitsin. Bana bir yemek ısmarlayın barışalım. Evet, senin, bu senin bardak geldi olsun. mi bardak? <laughs> Benim bu arada kırmızıdan da istiyorum. Kırmızı da varmış. Bir siyah bir kırmızı istiyorum. Oy söylemez tamam. olaydım. Evet. İstemek <laughs> başarmanın yarısıdır kardeşim. <laughs> Yarısının yolu <laughs> <laughs> Beni bir gün stüdyoya çağırın. Yani niye ben stüdyoya ya gelmiyorum? Biz çağırıyoruz, Nasılsın çağırıyoruz. Ya? Sen gelmiyorsun. Çağırdık. Rafi'ye Bey, söyledim. Bir Al kalçalık getir. yer açın. Ben de otururum oraya. Bir kalça. Sana özel tamam. sandalye hemen burada tahsis edebiliriz. <laughs> o kadar da değil. Yok estağfurullah. Benim oturduğum yere de oturabilir. Ben kenarda otururum. Gelsin burada otursun. Kardeşim yani niye Bak normalde herkes yerini elden vermez Hasan. Evet. Bak, geldiğim gün bardaklarımı elden teslim alırım. Gel. Olur. Gel. Ee, biz onu bir konuşalım. Boğaç Bey sevgili yapımcımız e, ne zaman derse bir gün biz de çok ağırlamak isteriz. Final haftası yani, gelecekmişim. Kulağıma geldi. Final haftasına ne kadar kaldı? Ona da zaten 15 gün kaldı. 2 hafta e, yaparız kaldı. Yaparız bir şey. Ha? Ben gelirim ama... Sana bir soru. Kalmadı. Ben gelirim o gelir yanında... Yok. Ben giderim ben giderim, ben giderim. o girer. Gider. Ölge. O da Efendim? Ölge. Evet. Bölge. yanında gezer. Ben gelirim Baston ben değil mi ya? Man... Hayır gölge. Abi, ben giderim, o gider. Yanımda Tintin. Arkamda, tintin, yanımda senin Tintin. Senin gölgen Tintin mi ediyor gölgem? Biz giderken? gölge diye biliyoruz. Hayret bir şey ya. Ben gölge Ama yanımda Tintin işi gölgeyi bozdu. Yanımda Tintin. tintin abi yanımda Tintin, tintin eder şey diyorum ya. Evet. Ben giderim, o gider. Ya Arkamdan. Ya. Hareket eder mi, Gerçekten. takip eder mi? Öyle bir şey. Biz Arkamdan gölge diyebiliyoruz. Takip diye ederse belki gölge ama. Ben gölge yanımda Aa yanımda ilk defa duydum. Biz gölge diyebiliriz. Tın, tın. E hani sen T Er kaydı Ertuğyu değil, Ertuğdu yu yumuşak gelir okunmaz. Evet, ben gölge diyebilirim canım. Ben bilmeceyi bilmek Bilmeceden olur. de bana ne? Ben Luna Park'a giderdim 40 40 yaş bedava, bedava binerdim. Teyzelere söylüyorum. <laughs> Hepiniz bu bilmeceyle büyüdünüz ama işte Evrim bunu bilmiyor. Ben giderim, o gider, yanımda Tintin eder, bastondur baston, abi, doğru, doğru değil mi arkadaşlar? De Kamera ma arkadaşlarım, hepsi bütün ekip baston diyor. Gelir gibi bir şey olan var, o gölge. Doğru hatırlamadım şimdi tam ha, Biz, de. Ben Peki. giderim, o gider. Öyle biz gölge diyebiliriz. Evetim, sana bir soru sorayım. Hadi sor. Bir yarışta. İkinciyi geçersen kaçıncı olursun? Hızlı cevap. İkinci olursun. Vay bu soruyu daha önce sormuşlar. Ha, hayır yani ikinciyi ederim. geçersen ikinci olursun. Tamam peki doğru. Aynen. Spor aynı. bilgisi olmayan birisine belki onu sorsan düşebilir o Tonga'ya. Hasan bir yarışta ikinci <gülüyor> 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 Onun yani, da var ki. Bildiğiniz... Onun da var spor bilgisi. Spor şimdi. geçmişin var mı senin Hasan? Geçmiş olmadı Asla üçüncü olmam. O yüzden bu sorunun <laughs> cevabını bilmiyorum. <laughs> Zaten <laughs> yani. benim arkadaşım öyle dedi ya, dedi de, dur, iki dedi tamam mı? Biz iki, şey pardon bir dedi, biz gülmeye başladık. Doyacağım iki ya, böyle yaptı. <laughs> Salaklar üç diyeceğim zannettiniz değil mi? <laughs> böyle kaldık. Buradan selam olsun. Selam olsun. Şu kendisine. an Amerika'da yaşıyor evet, kendisi. Yürüyorduk bizi bizim. Aynen. Yürüyorduk yürüyorduk çocuğa. Şimdi Amerika'da milyon dolarlık oldu ya. E böyle ya, bir şey yok ya. O yüzden ya. E gülücü, demiş, Hasan o Gülme, şimdi. ne iş yapıyor da milyon dolarları var? Limuzinleri var. Vallahi bir 3000 dolarla gitti. Aldı? 3000 dolarla gitti buradan. Önce limuzin şoförüydü. Bir limuzin aldı derken filo kurdu. Şu an 24 tane limuzini varmış. Helal olsun. 600 dolar havalimanı. Bizi bindirir mi bize? Evet, Hakan'a tip onun selamı var desek bir tur attırır mı limuzinlerle? <laughs> Ayıp ettin. Hasan'cığım çok teşekkür ediyoruz. Selamı Hakan. var desek bizi de işe alır mı falan? <laughs> Biz de Hasan görüşürüz. <laughs> bir efendim şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Evet Survivor panorama kaldığı yerden devam ediyor. Hakan'cığım akşama dair ne dersin? Son yorumlarını alayım. Akşama dair yani e, her soruşunu da değiştirmeye çalıştırıyorum. E, Cansu dedim biraz adet. önce bu arada. E, e. Ben de ilk başta Cansu demiştim. Son kararımı vereyim mi? Yani. Ama Aziz olur inşallah diyorum. İnşallah mı? <laughs> Çünkü Nömiye. Nefise ile Cansu kalsın isterim. Yani kimse elenmesin keşke de. Ya şöyle diyeyim bak. Mesela Nefise Cansu'nun gitmesini istemiyor. Hı hı. Ama Nefise şampiyon olacaksa hı. bugün Cansu gitmeli. Bak bu lafı unutmayın. Hı. Yani Cansu bu akşam eğer elenirse Nefise'nin şampiyonluk ihtimali artar. Hı. Duygusal veda. Sonrasında düştüğü boşluk, oyunlara daha sıkı sarılması, sadece kendi için değil Cansu için de mücadele edecek olması, Ve bire bir kadın kalmaları. sayısının azalması, bunların hepsi nefise yarar. Hı hı. Yani Cansu şey nefise giderse de Cansu'ya yarar. Hı hı. Aziz giderse hepsine yarar. Diyecek bir şey yok yani. <laughs> Bilmiyorum yani Aziz mi Cansu mu? Ya çok aradayım ya. Sen Aziz dedin, sen ne diyorsun? Yani işte ben de ilk Cansu demiştim ama çok ikilemdeyim. Aziz ile Cansu arasında mı şeymiş? Hepsi arasındayım ben şu an. <laughs> Hadi ben bilmiyorum ya bir şey demeyeyim. İlk defa yorum yapmayacağım. Ben de çok yorum yapmıyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Evrim sen ne diyorsun? Ama çok büyük bir sürpriz olacak akşam onu hissediyorum yani. Ya. Ee, Aziz'in gitmesi bana daha sıcak geliyor. Daha doğru bir matematik gibi geliyor. Yani hatta, evet, ben de o yüzden inşallah dedim yoksa hani evet, iki... Hatta sen dedin ya, ya Nefise şampiyon olur, olması için Cansu'nun elenmesi evet. lazım. Bence Aziz'in elenmesi lazım. Çünkü Aziz Nefise'yi çok zehirliyor. Çok kurduruyor doğru. onu. Evet. Bence Aslında Aziz'den kurtulmalı. Nefise gitmediği sürece şu an güçlenecek yani. O çıkıyor ortaya. Evet. Nefise finaldeki yerini garantiler bugün atlatırsa. Evet ne olacak hepsini bu akşam detaylıca izleyeceğiz. Survivor saat 8'de sizlerle olacak. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.